Efendim merhabalar. Bugün 9 Haziran, günlerden çarşamba, saatler 12'yi gösteriyor. Ben Yeşim Er Yılmaz, Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda. Gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki tüm başlıkları sizlere aktaracağız efendim. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Hemen mücadelemizle başlayalım. İstanbul'da PKK'ya yönelik 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Burun da bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı. Ayrıntılar gelsin. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması da tek tek deşifre ediliyor. Kırsalda silahlı faaliyet yürüttükten sonra İstanbul'a yerleştiği tespit edilen bazı kişiler teknik ve fiziki takibi alındı. 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. İtirafçılardan elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin örgüte eleman kazandırmaya devam ettikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerden bir kısmının parmak izi 2015 yılında Bahçeli Evler'de düzenlenen bombalı saldırı olayında elde edilen materyallerle eşleşti. Bunun üzerine 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Burun da bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianameyle 500 HDP'li isme siyasi yasak uygulanması ve HDP'nin banka hesabına tedbir konulması da istendi. İddianamenin gönderildiği Anayasa Mahkemesi de harekete geçti. Yüksek Mahkeme iddianamenin ilk incelenmesi için bir raportör görevlendirdi. Daha ilk aşamadan bu yana destek olan Sayın Öcalan'a PKK talimatıyla kentleri yakıp yıktılar. Küçük yaşta çocukları dağa kaçırdılar. Binlerce insanın katili oldular. Bu fiillerin faili PKK'nın siyasi uzantısı HDP için ikinci kez kapatma süreci başladı. Biz tekrar hazırlıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. 31 Mart'ta iade edilen iddianamedeki usul yönünden eksiklikler başsavcılık tarafından tamamlandı. İddianame, HDP'nin terör eylemlerinin ilişkilendirilmediğini savunan Anayasa Mahkemesi'ne geri gönderildi. Ayrıntıları iddianamemizin giriş kısmında da açıklandığı üzere, iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen, ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen bir takım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir. 850 sayfalık iddianamede HDP'nin temelli kapatılması istendi. 500 kişiye siyasi yasak getirilmesi ve HDP'nin banka hesaplarına tedbir konulması talebi de iddianamede yer aldı. Özgürlüğü sağlayacağız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şahin, HDP'nin terör eylemlerinin odağı haline geldiğinin tereddüte yer vermeyecek şekilde iddianamede yer aldığını belirtti. Halkların Demokratik Partisi'nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuş ve davalı parti aynı zamanda hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir. Bu nitelikteki eylemler kimi zaman davalı parti genel başkanları da dahil olmak üzere parti organlarınca kararlılık içinde, kimi zaman ise bu nitelikteki fiiller parti üyelerince yoğun bir... Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Komisyonlarda ve genel kurulda devam eden çalışmalarınızda sizlere Rabbimden başarılar diliyorum. Meclis faaliyetlerini hem genel merkezimizdeki toplantılar hem de grup yönetimimizle sık sık yaptığımız istişareler vasıtasıyla yakından takip ediyoruz. Milletvekillerimizle gruplar halinde gerçekleştirdiğimiz kahvaltılı değerlendirme toplantılarımızı Brüksel ve Bakü'ye yapacağımız ziyaretlerimizin ardından 24 Haziran'da yeniden başlatıyoruz. Milli iradenin tecelligahı olan bu çatı altında ortaya konan her gayret, elde edilen her netice
ülkemize hedeflerine bir adım daha yaklaştırmaktadır. 23 Nisan 1920'den beri elde edilen ve hizmet bayrağının bugünkü temsilcileri olan sizler artık çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı ve iddialı vizyon programı olan 2023 hedefleriyle ülkemizi buluşturma misyonunun sahiplerinin en başında yasama boyutuyla mecliste, siyaset boyutuyla şehirlerimizde sizler geliyorsunuz. Biri İstiklal Harbi'nde, biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik unvanıyla şereflenen meclisimiz her dönemde zorlu imtihanlardan geçmiştir. Vatanımızın dört bir yandan işgale uğradığı bir dönemde Ankara'da toplanıp egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek İstiklal Harbi'mizi başlatan ve zafere ulaştıran bu meclistir. Çok partili siyasi hayata geçişimizde tek parti faşizminin baskılarına ve kötü mirasına rağmen Türkiye'yi demokrasiyle ve milli iradenin üstünlüğüyle yine bu meclis tanıştırmıştır. Darbeler ve muhtıralar yanında vesayetin sinsi oyunlarıyla sürekli tökezletilen meclisimiz her seferinde milletimizden aldığı güçle ülkemizi yeniden demokrasi rayına oturtmayı başarmıştır. Son dönemde de meclisimiz birbiri ardına yine önemli imtihanları alnının akıyla vermiştir. Bunlardan biri de önceki gün 6. yıl dönümünü geride bıraktığımız 7 Haziran 2015 seçimleridir. Türkiye 2013'teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun meclis veçesiyle 7 Haziran 2015 seçimlerinde karşılaşmıştır. Ülkemizin üzerine belirsizlik kara bulutlarının çöktürülmeye, eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye kalkışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor. Bu seçimin ardından Türkiye, Kasım 2015'te bir yenileme seçimi, 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimi, Nisan 2017'de yeni yönetim sistemi ile ilgili halk oylaması, Haziran 2018'de bir erken seçim, Mart 2019'da mali seçim yaşamıştır. Aynı şekilde bu dönemde çukur eylemleriyle vatanımızın bütünlüğüne çeşitli terör örgütleri kullanılarak milletimizin güvenliğine, Suriye'deki karmaşa fırsat bilinerek ülke sınırlarımızın dokunulmazlığına ve ekonomimize saldırılmıştır. Allah'a şükür milletimizle birlikte yürek yüreğe, omuz omuza vererek ülkeyi kaosa ve çöküşe sürükleme oyununu bozduk. Milletimiz her seçimde bize verdiği güçlü destekle milli iradenin yanından arkasından dolaşarak ülkenin geleceğini karartmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye 2019'dan itibaren gerçekleştirdiği ve halen devam eden harekatlarla güney sınırlarını güvence altına almıştır. Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar pek çok hamleyle ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine en etkili cevapları vermiştir. Yönetim sistemini değiştirerek tarihinin en önemli reformlarından birini suhuletle hayata geçirmiştir. Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın süreci bu yoğun dönemi yeni bir seviyeye taşımıştır. Hamdolsun, Türkiye siyasetten güvenliğe, ekonomiden sağlığa kadar uzanan bu tüm sıkıntıların üstesinden gelerek 84 milyon vatandaşının
her birinin hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıkmıştır. Biz de milletimizden aldığımız yetkiyle demokrasimizin içtenliğini ispatladık. Milli iradenin üstünlüğüne olan inancımızı tekrar tekrar tazeledik. En kapsamlı reformları dahi hayata geçirebilme kabiliyetimizi gösterdik. Bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğimizi cümle aleme ilan ettik. Terörle mücadeledeki samimiyetimizi ortaya koyduk. Halkımızın işini, aşını, hayat standardını koruma hususundaki azmimizi sergiledik. Velhasıl her alanda sorumluluklarımızın gereğini yerine getirerek eser ve hizmet siyasetimizin gücünü sergiledik. Verdiğimiz mücadelelerin hiçbirinde ülkemizin onurunu ve itibarını yere düşürmedik. Milletimizin başını yere eğdirmedik. Bunu yaparken asla Türkiye'nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara teslim etmedik. Ülkemize ne şu veya bu dış gücün, ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin, ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine girmedik. İzin de vermedik. Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış, lağım çukuru diye ifade ettiği bir takım iddiaları meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü PKK terör örgütünün güdümündeki partinin savunma zemini haline de dönüştürüldü. Aynı kürsü geçmişte FETÖ'nün kumpas projelerine de pervasızca alet edilmişti. Aynı kürsü nice yalanın, iftiranın, bühtanın, çarpıtmanın mecrası olarak da kullanıldı. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfillerin peşinden gitmek ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Evet, onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy alamazsam bırakırım diyen ama her defasında onurunu ayaklar altına alıp arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir. Türkiye'de hiç kimsenin bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya da ihtiyacı yoktur. Bizim ülkemize yaptığımız hizmetlerin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Artık 75 yılını geride bıraktığımız çok partili siyasi hayatımızın armağanı olan milli iradenin üstünlüğü, demokrasi, sandık gibi kazanımlar, darbelerin yol açtığı kesintilere rağmen ülkemizi en üst lige taşımıştır. Bu başarıda en büyük pay sahibi de ülkemizin son 19 yılına damgasını vuran AK Parti'dir. Sadece parti değil, ülke ve millet olarak da hiçbir zaman meselelerimizi konuşmak, tartışmak ve çözümler üretmek için başkalarının dayatmasına itibar etmedik. Aynı şekilde yolumuzu karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre de belirlemedik. Bizim tek pusulamız aziz milletimizdir. Milletimizin ihtiyaçlarıdır, beklentileridir, talepleridir. Biz demokrasiyi, hukuku, adaleti birileri bize dayattığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için en üst seviyede tesis etmenin gayreti içinde olduk. Biz
81 vilayetimizin her karışına damgasını vuran eserlerimizi, yatırımlarımızı, projelerimizi, hizmetlerimizi birileri mecbur kıldığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için hayata geçirdik. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimize hedef alan saldırıları birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık. Hal böyleyken AK Parti'yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de, vesayet ve darbe hevesleriyle de, terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biz. Yarın da bu mücadeleyi sürdürebilecek tertemiz sicile, yeterli donanıma, gereken azim ve kararlılığa sahip tek parti yine biz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, bu ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil, demokratik mekanizmalarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir. Değerli arkadaşlar, bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi veya sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri tüm unsurları ve imkanlarıyla FETÖ terör örgütüdür. Ülkemize yönelik kampanyaların bir başka önemli destekçisi eskiden beri Batı'daki eli kanlı Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler. Esasen bir bakıma bu yapıların hepsi de aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı eller tarafından yönlendirilmektedir. Tabii tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna hoyratça tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor. Geçmişte çeşitli suç çetelerinin mensupları şu veya bu siyasi şahsiyete veya kuruluşa yönelik ithamlarda bulunduğunda biz ne dediklerine dönüp bakmadık bile. Buna karşılık FETÖ'den PKK'ya, şimdi de organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine ve özellikle de meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi tüm taraflarıyla kamuoyu önünde oturur, konuşur, tartışır, değerlendiririz. Ama bunu asla terör örgütleri veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok. Yapacak işimiz çok. Türkiye'nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz. Tekrar ederek söylüyorum. Bizim bugüne kadar ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortadadır. Bundan sonra yapacaklarımızı da her platformda dile getiriyoruz. İşte daha geçen hafta Karadeniz'de keşfettiğimiz yeni bir gaz rezervini müjdesini milletimizle ne yaptık? Paylaştık. Aynı şekilde yenilenebilir enerjiden petrole ve nükleer güce kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş gelişmelere imza atıyoruz. Bir taraftan da malum
Filios Limanı'nın açılışını yaptık aynı gün. Durmuyoruz. Bir diğer taraftan Zonguldak sahilde elhamdülillah Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yaptık. Bütün bunlar milletimizle hemhal olmanın birer eseridir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün bu sürecin içerisinde bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük biliyorsunuz parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Varsın devam etsinler. İşte daha yeni hububat fiyatlarını açıkladık. Çay fiyatlarını açıkladık. Şimdi fındık geliyor, fındık fiyatlarını açıklayacağız. Ve milletimizden elhamdülillah gayet güzel teşekkürler, haberler alıyoruz. Ama bunlar çıkmış millet aç diyor. Evet, ben Rizeliyim ve Rize'deki çay müstahsilinin davranışını iyi bilirim. Aynı şekilde Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin bu noktada çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama bunlardan bir haber olanlar kalkıp da çeltik üreticisi ne üretir bunu diyemez ki. Bundan anlamaz ki. Ve çeltik üreticisine ne verilmiş sorsan inanın bunu da bilmezler. Ve bizler bütün bunları oradaki kooperatiflerin yöneticileriyle de görüşmek suretiyle adımlarımızı attık. Hububat da aynı şekilde attık. Çay da aynı şekilde attık. Ve atmaya da devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ayrıca çevrenin korunmasında bugüne kadar yaptıklarımızın ve hali hazırda yaşadığımız sorunlarla ilgili yapacaklarımızın kapsamlı bir değerlendirmesini biraz sonra zaten ayrıca yapacağım. Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerden, kazandırdığımız ve kazandıracağımız eserlerden 7 düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka bir konu yoktur. Olmamıştır, olmayacaktır. Milletimizle birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Her ay onlarca yol, tünel, köprü, baraj, sulama tesisi, millet bahçesi, toplu konut projesi açılışı yapıyoruz. Bunların kulağı var ama duymuyor. Gözü var ama görmüyor. Kalbi var ama duymuyor. Çünkü mühürlü. Varsın olsun duymasın. Varsın olsun görmesin. Varsın olsun mühürlensin. Benim milletim duyuyor ya, bize bu yeter. Ve bizler bütün bu eserleri yaptıkça, toplu konutlarımızı yapıp sahiplerine teslim ettikçe, bütün bu depremlerde ne kadar kısa zamanda şu konutları yaptık, bitirdik ortada. Ve o bölgede felaket zedelerin, deprem zedelerin şu anda bu inşaatların nasıl hızla devam ettiğini görüyorlar. Ben de bu siyasi partilerin bir tanesi de İzmir'in milletvekili. Git de bir gör.
Bak bakalım inşaatlar nasıl devam ediyor. Ama doğru dürüst oralara uğradığı bile yok. Bir diğeri Millet İttifakı'ndan. Sen de git bir bak bakalım ya. Orada ne var? Gerçekten bir şeyler yapılıyor mu? Bu hükümet orada ne gibi yatırımlar yapıyor? Bir bak bakalım. Belki insafa gelirsin. Küresel düzeyde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için sürekli yeni arayışlar peşinde olan yatırımcılarımıza ayrıca her türlü desteği verdik, veriyoruz. Kardeşlerim, sağlıkta hem altyapı, hem yetişmiş insan kaynağı, hem hizmet kalitesi, hem kapsayıcılık bakımından geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri fersah fersah geride bıraktık. Bunların hepsini solladık, geçtik, gidiyoruz. Sadece şu salgın döneminde yaptıklarımız bile yakın tarihimize altın harflerle yazılacak önemdedir. Vatandaşlarımızın sağlığını titizlikle korurken ülkemizin üretim, istihdam, ihracat ve büyüme diye ifade ettiğimiz, tabii başta yatırım, ekonomik görünümüne de halel getirmemeye özel önem verdik. Savunma sanayindeki başarılarımız tüm dünyanın gündemindedir. Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz hava, kara, deniz araçlarına olan ilgi giderek artıyor. Bu alanda yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içerisindeyiz. Sanayicilerimiz diğer alanlarda da çok önemli atılımlara imza atıyorlar. Bu arada malum, yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız şekilde yürüyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm organize sanayi bölgelerinde ve diğer alanlarda harıl harıl yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişletiliyor. Turizmde salgın sebebiyle yaşanan sıkıntılara karşı attığımız adımları diline dolayacak kadar çapsız bir anlayışla mücadele ediyoruz. Eğitimde okul öncesinden üniversiteye kadar her seviyede çok güçlü bir altyapı kurduk. İnşallah bunların semeresini önümüzdeki dönemde hep birlikte görmeye başlayacağız. Sporda da çocuklarımız ve gençlerimizi büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir altyapı oluşturduk. Bu vesileyle Polonya'da düzenlenen para atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya kazanan sporcularımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah kendilerini en yakın zamanda külliyede de ağırlamayı arzu ettiğimi Gençlik Spor Bakanıma da hatırlatmayı borç biliyorum. Sporda son dönemde ardı ardına aldığımız başarı haberlerinin özellikle uluslararası alanda artarak devam etmesini diliyorum. Tabii şimdi önümüzde bir İtalya-Türkiye maçı var. Bunu da tabii çok çok önemsiyoruz. İnşallah Roma'dan milli takımımız şöyle başarıyla dönmesi halinde biz de Azerbaycan'da ikinci maçı İlham Aliyev kardeşimle birlikte izleyeceğiz. Programımızı öyle yaptık. Bu arada önceki gün genel merkezimizde Ak Gençlik e-spor turnuvasının finalinde gençlerimizle birlikteydik. Salgın sebebiyle kısıtlamalar yaşadığımız bir dönemde FIFA 21, Pepsi ve Zula oyunlarında tam 26 gün boyunca e-spor heyecanını gençlerimizin evlerine taşıdık. Kendi alanında bir ilki teşkil eden turnuvamıza ülkemizin farklı illerinden 2165 oyuncumuz ve takımımız iştirak etti.
Gençlerimizi ve gençlik teşkilatımızı tebrik ediyorum. Bizim gençlik yıllarımızda spor denilince akla ilk futbol, güreş, basketbol, voleybol, boks, karate gibi spor dalları gelirdi. Bugün artık spor ve sporcu kavramları klasik anlamları yanında çok farklı boyutlar da kazanmış bulunuyor. Dijital oyun sektörü içine sporu, fuarları, uluslararası turnuvaları da alarak günden güne genişliyor. 2012 yılında 70 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya dijital oyun sektörü salgının da etkisiyle 2020 yılında şu rakama bakın 159 milyar dolara ulaştı. Nereden nereye? E-spor gibi alanlar bilhassa 30 yaş altı gençlerimiz arasında giderek yaygınlaşıyor. Hükümet ve parti olarak biz de gençlerimizin ilgisini yakından takip ediyor, e-sporun kurumsallaşması için gereken adımları atıyoruz. Son 19 yılda diğer pek çok alana birlikte internet altyapımıza da ciddi yatırımlar yaptık. Tabii burada en önemlisi fiber hat meselemiz. Burada da fiber hat uzunluğumuzu 81 bin kilometreden 460 bin kilometreye çıkardık. Dijital hizmetlerde ülkemize çağ atlatacak 5G teknolojisini de en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız. Tabii Adil Bey, bu fiber hatları daha da uzatacağız. Bak bizden sonra gelenler bizi geçti. Biz şimdi buna yoğun bir şekilde yüklenip bu uzunluğu süratle daha da geliştirmemiz lazım, artırmamız lazım. Bakınız sadece birkaç başlıkla ifade etmeye çalıştığımız halde hizmetlerimizi anlatmakla bitiremiyoruz. Türkiye'nin asıl ihtiyacı işte budur. Milletimiz bizden vaktimizi ve enerjimizi karanlık mahfillerin sinsi oyunlarıyla heba etmemizi değil, işte bu şekilde eser ve hizmet siyasetiyle ülkeyi kalkındırmamızı, geliştirmemizi bekliyor. Değerli arkadaşlar, ekranları başında bizleri izleyen sevgili milletim, çevremizin ve tabiatın korunması bizim için kökleri ezelden ebede uzanan bir davadır. Parti kürsülerinden yalan ve iftiradan ibaret iddiaları, aksi yöndeki belgeler, bilgiler defalarca önlerine konduğu halde ısrarla tekrarlayarak çevrecilik olmaz. Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılamaz. Çevrecilik, üstlendikleri görevin gereğini yerine getirmeyenlerin daha önce başlanan işleri durdurmaları hiç değildir. Türkiye'yi 81 vilayetinin tamamında olduğu gibi İstanbul'u ve benzer sıkıntıların yaşandığı diğer şehirlerimizi bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz. Şimdi ülkemiz ve milletimiz için yapılan işlerin nasıl engellendiğine ilişkin bir videomuz var. Buyurun hep birlikte seyredelim. Yakın tarihimizde gündeme gelen ve ülkemizi ileri taşıma iddiasındaki tüm kalkınma hamleleri her zaman belli bir kesimde rahatsızlığa sebep oldu. Kendi vatanının gelişmesinden kim rahatsızlık duyabilirdi ki? Hep daha iyiye yönelmek ve daha ileriye bakmak yerine geçmişe saplanıp kalan bu köhne zihniyet, bugün de aynı inat, hırs ve art niyetle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Kurbağalara göl olacak dedikleri Keban Barajı, 45 yıldır milyonlarca konuta elektrik sağlıyor. İstanbul'un atar damarlarından biri olan Vatan Caddesi'nin inşasına karşı çıktılar.
uçak mı indireceksiniz diyerek itiraz ettiler. Bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yapımı için ilk tartışmalar başladığında yıkılır dediler, akıl işi değil dediler, yapıldığındaysa önce onlar geçtiler. Her gün yüz binlerce aracın kullandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımına karşı çıktılar. Aynı zihniyet Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapılmasına da engel olmaya çalıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Yatırımlara hız verildiği dönemde Türkiye karşısında yine CHP'yi ve işbirlikçilerini buldu. Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Mega projelere karşı kirli oyunlar sergilendi. Hedeflerinde 3. köprü, İstanbul Havalimanı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Marmaray ve Avrasya tünelleri, şehir hastaneleri gibi Türkiye'ye çağ atlatacak projeler vardı. Yönettikleri belediyeler eliyle hizmet etmek yerine sorun, yalan, slogan ve heykel üretmekten öteye geçemediler. Bugün yarın da olmuyor bu işler. 2 yıldır nasıl yapalım? Gerçekten uzun bir çalışma nedenidir bu. Fuar alanına bomboş bölmeler ekleyip 1000 yataklı Sahra Hastanesi yaptıkları yalanını yüzleri kızarmadan söylediler. Zeydan Karalar 1000 yataklı Sahra Hastanesi yaptı. 1000 yataklı. Buna karşın pandemide halkımızın imdadına yetişen şehir hastanelerinin yapımına karşı çıktılar. Daha önce ben bu şehir hastanelerini arkadaşlarım hepimiz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecektir. Şehir hastaneleri niçin yapıldı diye eleştirmedim. İstanbul'u yine 30 yıl öncesindeki kendi köhne zihniyetlerine geri götürerek çöpleri bile aylarca toplamadılar. İnşaatı başlayan metrolara beton döktüler. Çalışan hatları kapattılar, işletemediler. Şaka değil, şaka değil. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Gerek yok böyle bir yatırıma. Yani böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Türkiye'nin göz bebeği olan Marmara Denizi'nin korunması için kritik öneme sahip arıtma tesisi projesini güle oynaya iptal ederek temel atmama törenleriyle ihanet ettiler. Çevre felaketinin önünü açtılar. En başarılı çevre düzenlemelerinden olan dikey bahçeleri kaldırılarak İstanbul'u bu güzellikten mahrum bıraktılar. Yapmayı en iyi bildikleri işi ise hiç ama hiç aksatmadılar. Oysaki CHP son 17 yıldır yönettiği İzmir halkını kötü kokan körfezler, su taşkınları, temizlenemeyen sanayi atıkları ve çevre sorunlarıyla yüz yüze getirirken borç batağında sürünmeye devam etti. 19 yıldır iktidarı yönetenler bu memleketin hayrına ne yaptılar da Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu? Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Yani Allah adına bir tane iyi şey olsa da onda bir konuşsak. 18 yılda hiç mi yok? Varsa siz söyleyin. Ya hakikaten ben bilmiyorum yani. Var. Hazır mıyız? Türkiye son 20 yılda tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdi. Halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla hareket eden kadrolar, gece gündüz demeden çalışarak ülkemize çağ atlatan projeleri birer birer hayata geçirdi. Marmaray ve Avrasya Tüneli, Bolu Dağı Tüneli, hızlı trenler, yollar,
Göktürk Uydusu, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, şehir hastaneleri, SİHA, İHA, MİLGEM, sondaj gemileri ve daha niceleri yakın bir gelecekte hayata geçecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TOG, TCG Anadolu, Milli Muharip Uçak, Gökbey, Kanal İstanbul. Türkiye bir yandan gelişimin önündeki çürümüş zihniyetle mücadele ederken, diğer taraftan da halkın faydasına olan yeni ve mega projelerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçmişin köhne zihniyeti, 2053 ve 2073'ü bugünden tasarlayan projelerle Balkanlarda, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Kafkaslar'da, Karadeniz'de, Afrika'da, Orta Doğu'da ve tüm Türkiye coğrafyalarda Türkiye'nin yeni yüzyılın parlayan yıldızı olmasına engel olamayacaktır. Gelecek yüzyıla güçlü bir Türkiye mirası bırakmak için durmadan üretmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim, işte az önce Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlediniz, yandaşlarını dinlediniz. Ne diyorlar? Bir eserleri var mı? Diyoruz ya, gözleri var, görmez. Kulakları var, duymaz. Kalpleri var, anlamaz. Çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Ya bu kadar açık, her şey ortada. Git Yavuz Sultan Selim'den bir geçiver. Osman Gazi'den geçiver. İstanbul'un içinde Marmaray'dan bir geçiver. Hiç mi Avrasya'dan geçmedin? Avrasya'dan geçiver. Gelelim bu tarafa. Ankara, İstanbul. Ya bu otobanlar, bunları kim yaptı ya? Bunları biz yaptık. Bu otobanları hiç kullanmadın mı? Muhakkak kullanmıştır. Ve bütün bunların yanında Ankara'daki havalimanını kim yaptı ya? Bu havalimanını da biz yaptık. Bundan önce böyle bir havalimanı Ankara'da var mıydı? Yoktu. Aynı şekilde Çanakkale Havaalanı. Bu dönemde bizim bir eserimiz. Yani bunlar saymakla bitmez. Nisipi Köprüsü. Ama onlar doğuya falan gitmezler zaten. E bunlar tabii salon sosyetesi oldukları için oralara kadar uzanamazlar. Ve bütün bunlarla beraber doğudan batıya, kuzeyden güneye, az önce söyledim, İzmir milletvekilisin. Yahu İzmir'in şu İstanbul-İzmir yolunu, otobanını ya biz yapmadık mı? Hala bir eser var mı diyorsun? Ya 3 saat 15 dakikaya burayı biz düşürmedik mi? Ve bütün bu eserler ortadayken hala söyledikleri bir eser var mı? Senin hastane hayatını biliriz biz. SGK başındayken orayı nasıl çökerttiğini biliriz. Ve bütün bunlarla beraber biz şu anda bu hastaneleri yaparken bize bu hastanelerin niçin yapıldığını soruyor. İnsanımızın sağlığı için. Ve halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu hastaneler bunun için yapıldı. Ve dikkat et, bu hastaneler şehir hastanesi. Senin SGK'nın başında olduğun dönemde serum yoktu, serum. Affedersiniz, tuvaletler kan revan içindeydi. Bunların hepsini rahmetli Savaşay bir programında gayet güzel bir şekilde gündeme getirmiş. Seni de yerin dibine sokmuştu. O da var bizde, belgeli.
Bunların neyini anlatayım ya? Batıdan al doğuya kadar, kuzeyden güneye kadar her yerde hamdolsun şu 18 sene bunun ispatıdır. Ve bu devam edecek. İstesen de istemesen de, isteseniz de istemeseniz de devam edecek. Tabii bunlar Zillet İttifakı'nın işi değil. Bu ancak Cumhur İttifakı'nın işidir. Cumhur İttifakı olarak biz Cumhur'un emrindeyiz. Biz Cumhur için her türlü adımı atmaya varız ve devam edeceğiz. Evet, şimdi geliyorum bir başka konuya ki başımızı ağrıtan bir konu. Son dönemde Marmara'da başlayan ve giderek genişleyen müsilaj sorununa da işte biz bu anlayışla bakıyoruz. Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak, Haliç'te denize girilir hale getirdiysek, orada balık tutar hale getirdiysek, inşallah bu müsilaj belasından da kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız uzman ekipleriyle hemen harekete geçti. Üniversitelerimizle birlikte şu anda hareket halindeyiz. Suyun altından ve üstünden alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelenmeye başlandı. Denizdeki gelişmeler mercek altına alınırken karada da tüm atık su ve katı atık tesislerinde denetimler yoğunlaştırıldı. Sayısı 700'ü aşan bilim insanı, kurum temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve belediye yetkilisinin iştirakiyle son yılların en geniş katılımlı çalıştayı Kocaeli'nde düzenlendi. Önceki gün Marmara Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde Kocaeli'nde Marmara çevresindeki 7 ilin vali ve belediye başkanlarıyla birlikte konu enine boyuna ele alındı. Haliç'i, Marmara'yı ve Boğazları koruma konusunda bugüne kadar yaptığımız çalışmaların tecrübesiyle hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin genelgede Marmara'daki illerimize gönderildi. Dün 15 bölgede karadan ve denizden temizlik çalışmaları başladı. Yarın Yükseköğretim Kurulumuzda üniversitelerimizin ilgili akademik birimlerinin bu konudaki çalışmalarını değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirilecek. Kıyılarımızı bu tehditten korumak için yürütülecek çalışmaların bilimin desteği ve katkısıyla yürütülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Toplantı sonrası bu bilim insanlarımızla külliyede bir araya gelecek ve kendilerinden bilgi alacağız. Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı ilan ederek atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak ve gereken diğer tüm adımları atarak Marmara'yı temizleyeceğiz. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren stratejik planımızı da 3 ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz. Meclis grubumuz bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması için gereken girişimleri başlattı. Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u Silahtar Ağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, arkadaşlar burası çok önemli, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını, daha yeni Sancaktepe, toprakla kapatan Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki, Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine
biz bu ülkeyi terk edemeyiz. Herkes öncelikle kendi işini yapacak. Sokağıyla, parkıyla, deniziyle, tüm canlılarıyla şehirlerimizi koruyacak. Partisine bakmaksızın. İşini yapamayan kurumların eksiklerini kapatmak, milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bize düşüyorsa onun da gereğini yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede iklim dostu şehircilik anlayışının bir örneği ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan yürüyüş ve bisiklet yolları ile ekolojik koridorlara ev sahipliği yapacak bu proje İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Kanal İstanbul'u depremi tetikleyeceğinden susuzluğa yol açacağına kadar nice zırvayla engellemeye çalışanlar önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler. Ondan sonra bizim projelerimize laf etsinler. Biz bu tür yalanlara, iftiralara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, sadece Marmara ile kalmıyor. Ülkemizin her köşesinde tarihe geçecek çevre yatırımları gerçekleştiriyoruz. İşte bir örnek daha. Salda Gölü projesi bunlardan biridir. Mahallindeki belediyelerin yetersiz kalması üzerine bu bölgeyi 2 yıl önce özel çevre koruma bölgesi ilan ederek ilk adımı attık. Etrafını temizlediğimiz, gelişi güzel kondurulmuş yapıları kaldırarak tabiat ile uyumlu alanlar tesis ettiğimiz, belirli bölümlerinin kullanımını sınırlandırdığımız Salda Gölü'ndeki su kalitesini de düzenli şekilde izliyoruz. Arıtma tesisinin de faaliyete geçmesiyle inşallah Salda Gölü'nün uluslararası düzeyde bilimsel incelemelere konu olan güzelliklerini gelecek nesillere de daha da geliştirerek aktaracağımıza inanıyorum. Hatırlarsanız plastik poşet kullanımını ücretli hale getirdiğimizde güya çevreci olan muhalefet bize demediğini bırakmamıştı. Çevre kirliliğinin en önemli sebepleri arasında yer alan plastik poşet kullanımını başlattığımız bu uygulamayla %75 oranında azalttık. Sadece ham madde ithalatını azaltarak ülkemize yılda 2 milyar lirada tasarruf sağladık. Yine muhalefetin diline doladığı Türkiye Çevre Ajansı vasıtasıyla yılda 9 milyar adet su ambalajını geri dönüşüme kazandırıyoruz. Eşimin öncülüğünde Cumhurbaşkanlığımızda başlayan ve ülkemizdeki tüm kurumlara yayılan sıfır atık projesi de Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görülen bir başarı hikayesine dönüştü. Şu ana kadar 93 bin kamu binasında hayata geçen bu projeyle ekonomimize 17 milyar liralık katkı sağlayan neticeler elde edilirken 209 milyon ağaç kurtarıldı. 2 milyar ton sera gazı salınımının önüne geçildi. Ülkemizdeki geri kazanım oranını %13'ten Avrupa ülkelerinin çoğunu geride bırakarak %22,4'e çıkardık. Şimdi %35'e hedefliyoruz. Tabii bazıları bu konularda Norveç'e, İsveç'e, İngiltere'ye bakmaktan kendi ülkelerinde olup bitenleri göremiyor. Daha %68'e çıkardığımız düzenli atık depolama miktarını 41 belediyeden 1170 belediyeye çıkardığımız atık su arıtma hizmetini ülkemizin 1/4 yanında harıl harıl çalışan 731 toplama ayırma merkezini 1128
geri dönüşüm tesisini son 25 yılda 81 kat artırarak sayılarını 519'a çıkardığımız mavi bayraklı plajlarımızı saymıyorum bile. Geçtiğimiz hafta 10 tanesinin açılışını yaparak sayılarını 61'e ulaştırdığımız, 263'ünün yapımına devam ettiğimiz millet bahçelerimiz bile başlı başına bir çevre devrimidir. Avrupa'da en çok ağaçlandırma yapan ilk, dünyada 4. ülkeyiz. Erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarımız yılda 500 milyon tondan 154 milyon tona düşmüştür. Araç sayısı son 20 yılda 7 milyondan 26 milyona çıkmasına rağmen sera gazı emisyonunu azaltmayı başarmış ender ülkeler arasındayız. Yenilenebilir enerjide Avrupa'nın 6. dünyanın 13. ülkesi haline geldik. Mesela sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yakın zamanda OECD şampiyon belediye başkanları üyesi seçildiği Gaziantep'te 148 güneş enerjisi santrali bulunuyor. Bu şehrimiz 2 milyon Gaziantep'linin tamamının enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Evet, çevre bir propaganda aracı değil, bir inanç ve gayret meselesidir. Biz işte bu inancı ve gayreti ortaya koyarak ülkemizi yeşiliyle, ağacıyla, atığıyla, arıtmasıyla, yenilenebilir enerjisiyle tertemiz hale getiriyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen HDP iddianamesine ilişkin konuştu. Perinçek, esaslı bir yargıcın önüne gelen bu dosyayla HDP 2 günde kapatılır dedi. Vatan Partisi liderinin gündemini değerlendirdiği çıkış yolu programına kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Maydane de katıldı. HDP derhal kapatılmalı. Bunu böyle yaptığı işler de meydanda efendim hukuka uyacağız falan filan şeyi hiç görüntüsü altında hukuk çiğnenemez. Hukuk çiğnenemez. Çünkü HDP'nin PKK'nın emrinde Türkiye'nin vatan bütünlüğüne, milli birliğine, insanlarımıza, insanlarımızın yaşamına karşı bir cinayet örgütü olduğu apaçık ortada. İyi bir yargıcı önüne geldiği zaman bu olay 2 günlük iştir. 3 gün değil. 2 günlük iştir. Anayasa Mahkemesi üyelerimizin üstlerinde çok ağır bir sorumluluk olduğunu ifade etmek isterim. Onu Türk hakimleri olarak yerine getireceklerdir. Türkiye'yi bölme özgürlüğü yok. Mehmetçiğe kurşun sıkma özgürlüğü yok. Böyle bir özgürlük yok. Böyle bir demokrasi yok. Saçma sapan şeyler bunlar. Yani eğer demokrasi her şeyden evvel bir hukuk ve disiplin çerçevesi içindedir. Vatan Partisi önümüzdeki süreçte hükümet olacak, iktidar olacak. Buradan ilan ediyorum. Kesinlikle bir daha PKK, MKK falan Türkiye'de hiçbir şekilde faaliyet gösteremeyecek. Yasal parti de kuramayacak. Benim çocuğum çok temiz, çok yürekli bir çocuk. Ben çocuklarımı temiz yetiştirdim. Çocuklarımı çok vicdanlı yetiştirdim. Benim çocuğum kimseyi öldüremez. Buna müsaade etmiyorum. Çünkü benim çocuklarımın katil olmasına ben müsaade vermiyorum. Benim çocuklarım da zaten çocuklarımda da katil olma ruhu yok. O yüzden benim çocuğumun katil olmasını, çocuğumun ölmesini ve öldürmesini istemiyorum. Çocuğumun yaşaması ve yaşatması için buradayım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'ye yeniden açılan kapatma davasını değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nin iddianameyi
İkinci kez iade seçeneğinin kalmadığını söyleyen MHP lideri, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatması bir namus borcudur dedi. Bahçeli, HDP'lilerle ilgili meclisteki dokunulmazlık fezlekelerine de dikkat çekti. HDP terörizmin siyaset ayağıdır. HDP'nin kapatılması için gözlerin Anayasa Mahkemesi'ne çevrildiğine dikkat çekti, kritik uyarılar yaptı. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Ve HDP'nin kapatılması siyasetten, demokrasiden, kaydının silinmesi hepimizin, özellikle Anayasa Mahkemesi'nin namus borcudur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütüne karşı silahla kazanılan zaferin mecliste kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye vatan topraklarında ve sınır ötesinde teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybedemez. Hiç kimse de bu kayba hizmet edemez. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? Bahçeli, HDP'den milletvekili seçilen Ahmet Çık'ın katil devlet sözlerine de tepki gösterdi. Dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir alçak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. Bunlara müsamaha gösteremeyiz. Millet İttifakı'nın PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kurduğu ilişkileri de değerlendirdi Bahçeli. İktidarı düşürmek için vatanı düşürmeye bile hazırlar dedi. Organize suç şebekelerine, terör örgütlerine, yeminli Türk düşmanlarına sözcülük yapan, onların iftiralarına taşeronluk eden köksüz ve kişiliksiz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Bunların rotasını belirleyen temelsiz isnatlar, Türkiye karşıtlarının tezleri, küresel senaryolar, emperyalist oyunlardır. ABD'nin terör örgütü PKK-PYD'ye verdiği desteğe de tepki gösteren MHP lideri 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden zirvesi için öneriler yaptı. PKK-YPG'ye sıhhiye desteği vermek, silah yardımı yapmak, parasel imkanlarla sırtını sıvazlamak Türkiye'ye kastetmenin başka bir tanım ve tasviridir. Sayın Cumhurbaşkanımız Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde ABD Başkanı Aydın'a müttefiklikle bağdaşmayan skandal gelişmeleri, terör örgütüyle kurulan yakınlığı inanıyorum ki anlatacak, yanlıştan dönmesi konusunda milletimizin mesajlarını yüzüne söyleyecektir. Evet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması için açtığı dava sürecini bu dilimde iki hukukçuyla konuşacağız. Gün ortasında Skype bağlantısı üzerinden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Avukat Doktor Sayın Ramazan Arıtürk bizlerle birlikte ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem gün ortasında. Sayın Senem, Sayın Arıtürk, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim. Bir mukavele ediyorum. Peki. Evet, önemli bir süreç. İkinci kez gündemde ve gündemde olmaya da devam edecek. Sayın Arıtürk, sizinle başlayalım. Yeniden başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Siz iddianameyi okuyabildiniz mi? Detayları hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Şimdi ben birinci iddianameye bakma imkanım olmuştu. İkinci iddianame henüz daha görme imkanına sahip olmadım. Çünkü paylaşılmadı en azından medyayla veya diğer kişilerle. Bu anlamda HDP'ye de iddianame gönderilmedi usul hukuku bakımından. Anayasa Mahkemesi açılan bu davada doğal olarak Anayasa Mahkemesi raportöre dosyayı teslim etti. Yani iddianameyi teslim etti. Raportör tarafından yapılacak olan inceleme neticesinde raportörün görüşünü Anayasa Mahkemesi alacak ve iddianameyi ilgili partiye, HDP'ye tebliğ edecek. HDP bu konuda bir ön savunma yapacak. Ön savunmasından sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından
esas hakkında mütalaa hazırlanacak. Esas hakkındaki mütalaadan sonra da yine bu partinin genel başkanı veya avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'nde ihtiyaç olması halinde veya talep etmeleri halinde sözlü savunmasını yapması gerekiyor. Burada aslında dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu. Daha önce yazılan bir iddianame var ve bu iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan inceleme neticesinde ceza muhakemesi hukuku çerçevesinde iddialar ve söz konusu deliller ile olayların birbirleriyle ilintileri kurulamadığı gerekçesiyle ayrıca bir takım insanlar özellikle 689 kişi yanlış hatırlamıyorsam ilk iddianamedeki kişiler yani 87 ilk iddianamede 687 kişi hakkında siyasi yasaklama ya da işte Cumhuriyet Savcısı'nın istemiş olduğu bir takım tedbirler vardı. Bu konudaki ilk iddianamenin bir miktar özensiz hazırlandığı anlaşılıyor. Çünkü yeni iddianamede bu 687 kişi değil 500 kişiye yakın bir isimden bahsediliyor. Böylece demek ki 187 kişinin iddianamenin dışına çıkarttığı da anlaşılıyor. Ancak orada önemli bir fark olduğunu ben görüyorum. Çünkü ilk iddianame 650 sayfa civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdiki iddianame işte 836 sayfa bir iddianame söz konusu. Şimdiki iddianamenin haber bültenlerine yansıdığı kadarıyla bu bağlamda konuşabiliyoruz şu an için. Daha geniş, daha iddiaların da temellendirildiği, delillerin ortaya konulduğu, daha ciddi bir iddianamenin, daha nitelikli bir iddianamenin hazırlandığı anlaşılıyor. Burada Anayasa Mahkemesi'nin bundan sonraki sürecini biraz önce anlatmış olduğum gibi süreç usul hukuku bakımından işleyecek. Ancak şunu ben burada ifade etmekte fayda görüyorum. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Fakat siyasi partiler asla terör örgütlerinin sivil uzantısı ya da siyasi uzantısı olarak faaliyet gösteremezler. Siyasi partilerin görev, yetki, sorumlulukları vardır. Görev, yetki, sorumluluklarının temelinde de demokrasi ve hukuk vardır. Hukukun dışına çıkan siyasi partiler hem bizim mevcut mevzuatımızda Anayasa'nın 68 ve 69. maddesi, Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 ve 103. maddesiyle devam eden maddeler çerçevesinde hukukun dışına çıkan siyasi parti olmaktan daha ziyade terör örgütünün şehir yapılanmasının temsilcisi konumunda olmak gibi bir tercih yapmış olan bir yapının siyasi parti olarak devamının da çok mümkün olmayacağını ben düşünüyorum. Peki. Burada aslında belki değerli meslektaşım belki beyanla bundan sonra ayrıca bir takım konularda açıklama yapmak istiyorum. Ben fazlasıyla zaman işgal etmeyeyim. Değerli meslektaşımın ifadelerinden sonra ayrıca farklı konularda açıklama yapmak isterim. Tabii ki. Sayın Senem sizinle devam edelim. Yeniden başlayan bir süreç, bir iddianame hazırlandı. Siz neler söyleyeceksiniz? İlk iddianame ile arasındaki farkları siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Şunu ifade edeyim. Buyurun. Bir kere HDP bir siyasi parti olarak nitelenemez benim kanaatimce. Zira bütün ortaya çıkan deliller, partinin yetkili organlarının eylemleri, genel başkanlarının söylemleri, karar organlarının almış olduğu bazı kararlar, özellikle Kobani olaylarıyla ilgili kararlar, HDP'nin PKK'yla aynı olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'nin bir gücü gibi değil, Türkiye'nin bir siyasi organı gibi değil, batılı emperyalist ülkelerin projelerinin bir aracı şeklinde nitelenebilir HDP. Çünkü Türkiye'nin milli meselelerinde, milli menfaatlerinin söz konusu olduğu her konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrı bir tutum sergiliyor. En son örneği bu Biden'ın Ermeni soykırımı ile ilgili almış olduğu, söylemiş olduğu sözlerden sonra ortaya çıktı. Evet. Suriye meselesi oluyor öyle, Azerbaycan olayı oluyor öyle, Doğu Akdeniz oluyor öyle, özür dilerim, Libya meselesi oluyor öyle. Yani bütün milli konularda Türkiye'nin her partisinin Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda davranması gereken her konuda HDP batılı emperyalist ülkelerin projeleri doğrultusunda kararlar alıyor ve açıklamalar yapıyor. Türkiye düşmanı bir siyasal oluşum.
PKK gibi bir terör örgütü, terör örgütünün bir parçası. Parlamentoda terör örgütünün bir parçasının bulunmasına hiçbir şekilde müsaade etmek mümkün değil. Kapatılması ile ilgili Sayın Başsavcılığın almış olduğu karar, sunduğu iddianame geç kalmış bir şeydir, siyasal hukuki tavırdır. Geç kalmıştır kesinlikle. Sayın Başsavcının son iddianamede vurguladığı gibi Türkiye'nin devlet bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokratik, layık, cumhuriyet ilkelerine aykırı faaliyetlere o da haline gelmiş bir parti. Bunun kanıtlarını şimdi bizim burada sayıp dökmemize gerek yok. Aslında siz ne fark var dediniz ilk iddianameyle son iddianamesinde? Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Onu açık söyleyeyim. İlk iddianamede de aslında 500 küsur sayfa, hatta 600 sayfa civarında HDP yöneticilerinin almış olduğu mahkemelerce verilmiş, kesinleşmiş mahkeme kararları, efendim merkez organlarının almış olduğu kararlar ve onlarla ilgili açılan soruşturmalar, davalar, bunların hepsi sıralanmış, sayılmış, dökülmüş. İrtibatlar da kurulmuş. İrtibatlar kurulmayan birkaç tane olay olabilir. Anayasa Mahkemesi o birkaç tane olayı, kısmi bazı olayları eksiklik olarak gördü. Yani onlar eksik olmasa ne olacaktı yani? Ve o önceki iddianame de aslında usule uygun, gerekli olan odak olma fiiliyle ilgili olan her türlü eylemi ortaya koyan bir iddianameydi. Geç kalınmış bir karar diyorsunuz ama. Madem Anayasa Mahkemesi böyle bir eksiklik gördü, Başsavcılık da bu eksikliği tamamladı ve gönderdi. Şimdi yeniden ikinci kez başsavcılığa iadesi söz konusu olmayacak. Bu dava her halükarda görülecek. Şimdi ben şunu çok net olarak ifade etmek isterim. Buyurun. Sadece Kobani olayları, bu Aynal Arap olaylarıyla ilgili 6-8 Ekim 2014'te HDP'nin, PKK'nın çağrısıyla, HDP'li eş başkanların çağrılarıyla, hatta merkez karar organının çağrısıyla 37 vatandaşımız biliyorsunuz çeşitli illerimizde, Güneydoğu'daki il ve ilçelerimizde öldürüldü. Aynı zamanda devlet dairelerine, okullara karşı saldırılar oldu, yakılan, tahrip edilen devlet dairelerinin sayısı sanıyorum 600-700 civarındadır. Yani onu da iddianameden, Kobani iddianamesinden görüyoruz. Onun yargılaması biliyorsunuz Ankara Ağır Ceza'da başladı. Görülüyor Sincan'daki Ağır Ceza'da. Orada da sergiledikleri tavra bakarsanız iki celsedir kimliklerini bildirmeyi reddediyorlar, mahkemeyi reddediyorlar vesaire. Tam bir terör örgütü tavrı sergiliyorlar orada da. Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinden eline bir tane de kağıt alıp halay çekiyor mahkemenin önünde. Öyle saygısızca tavırlar sergiliyorlar. Onun için bu örgütün hiçbir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kirletmesine müsaade etmemek lazım. Bugüne kadar orada bulunmaları, devletin imkanlarından yararlanmaları son derece yanlıştı. Başsavcılık gecikmeyle de olsa görevini yerine getirdi. Anayasa Mahkememiz de işi uzatmadan bu konuda bir karar vermek zorundadır. HDP'yi kapatma kaderinden kurtaracak hiçbir güç olduğuna inanmıyorum. Çünkü hukukun gereğini yaptığınız zaman bugüne kadar 50 defa kapatılması gereken bir partiydi zaten. Peki. Sayın Aratürk. Evet, biraz uzadı ama evet. Anayasa Mahkemesi gereğini yaptı dedi ama üçüncü kez dedi iade edilmez. Siz ne dersiniz, bir üçüncü kez iadesi mümkün müdür? Olabilir mi? Hayır, değerli meslektaşımın ifade etmiş olduğu gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nin tespit etmiş olduğu eksikleri tamamlayarak yeniden iddianamesini tanzim edip Anayasa Mahkemesi'ne sunmuş bulunuyor. Bundan sonraki aşamada artık geri çevrilmesi söz konusu değil. Bundan sonraki süreç yargılama süreci olarak devam etmesi gerekiyor. Sadece şunu ben ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye bir hukuk devleti ve Türkiye'nin taraf olmuş olduğu sözleşmeler var Anayasa'nın 90. maddesi gereğince. Bunlardan bir tanesi de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna bağlı olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı sürecinde kabul etmesi, iç hukukun bir parçası haline getirmesi. Bu bağlamda nihayetinde HDP konusunda verilecek olan Anayasa Mahkemesi kararı bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacağını öngörüyorum ben. Bundan dolayı da yapılacak olan yargılama usul hukukuna çok dikkat edilmesi gerekir, çok özen göstermesi gerekir. Burada yapılacak olan yargılamalarda herkese kimler istiyorlarsa
savunma hakkının kullanılmasına müsaade etmek gerekiyor. Burada Cumhuriyet Savcısına düşen görev ki bunda son iddianamede layıklı veçili yaptığını düşünüyorum. Son derece güzel bir iddianame yazıldığı konusunda bir kanaatim var. Kendi iddialarını da Cumhuriyet Savcısı iddialarını da delillendirmiş durumda. Biraz önce değerli meslektaşın ifadesiyle açılan davalar, verilen kararlar ve diğer bir takım delillerle beraber HDP'nin bir siyasi parti, bir siyasi parti faaliyetinden öte bir terör örgütünün siyasi yapılanması olarak hareket ettiği konusunda güçlü delillerin dosyaya konulduğu konusunda bir takım okumalar yapıyoruz medyadan gelen haberlerden. Burada diğer bir konu da bazı hukukçu arkadaşlarımızın siyasi partinin kapatılıp kapatılmayacağı, siyasi partinin kapatılmaması gerekir, bu temel insan haklarına aykırı iddiaları söz konusu. O konuda da şöyle bir düşüncemi ifade etmek isterim. İspanya'daki Batasuna hareketi yani bir siyasi parti. Bu siyasi parti bırakınız şu anda HDP'nin yapmış olduğu gibi silahlı terör örgütünün üyelerinin evlerinde barındırmak ya da işte onlarla görüşmek veya onlarla beraber fotoğraf vermek sadece terörü kınamaması sebebiyle ve oradaki Batasuna hareketi ETA silahlı terör örgütünün afişlerini asmak ya da afişlerin asılmasına müsaade edilmesi bile terörün teşviki anlamına geleceğinden bahisle İspanya Yüksek Mahkemesi Batasuna hareketinin kapatılmasına karar vermiştir. Bu bağlamda Batasuna hareketinin avukatları ve yetkililer tarafından bu kapatmanın temel insan haklarına ve düşünce hürriyetine aykırı olduğundan bahisle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. İspanya çünkü buna taraf. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vermiş olduğu karar da bir siyasi partinin hiçbir şekilde terörle ilişkili olamayacağı, temel insan hakları bağlamında terörle işbirliği halindeki olan bir siyasi partinin temel insan haklarından bahisle silahlı terör örgütünün desteğinin hukuka uyarlılık olmadığını, bu bağlamda İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Batasuna hareketi hakkında vermiş olduğu kapatma kararının da hukuka uygun olduğundan talebini reddetmiştir. Bundan dolayı bugünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hazırlamış olduğu iddianamedeki deliller değerlendirildiğinde Anayasa Mahkemesi takdir ve değerlendirmesi ve karar verme hakkı bütünüyle Anayasa Mahkememize ait olmak üzere gerek Batasuna hareketinin hareketiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilen karar, gerekse daha önce Türkiye'nin Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu diğer kararlarda göz önüne alarak HDP hakkında bir karar vereceğini düşünüyorum. Evet. Bir eklememde şöyle olacağını müsaade ederseniz yapayım. Buyurun. Burada gönül arzu ederdi ki 500 kişi hakkında siyasi yasak ya da bir Anayasa Mahkemesi tarafından haklarında işlem yapılması isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluğu var. Yani polisi var, jandarması var, savcısı var ve mahkemeleri var. Bu kişilerin terör örgütüne üye olması ya da terör örgütünün desteklemesi veya hangi suçları işlemişlerse Anayasa Mahkemesi'ne gelmeden önce bu kişiler hakkında ilk derece mahkemesi tarafından dava açılması ve bu davaların neticesinde süratli bir şekilde adaletin tesisi için yargılamaların adil, hakkaniyete uygun bir şekilde yapılması, eğer bir itirazları ya da bu konudaki bir temiz etmişlerse yargıtadaki dosyaları görülerek ilk derece mahkemesi tarafından suçta ve cezada bireysellik ilkesi çerçevesinde karar verilip bundan sonraki süreçte o partinin üyelerinin veya yöneticilerinin bir kadro hareketi halinde bir eylem birliği içerisinde siyasi partiyi kullanarak bu tür eylemlerin yapıldığının tespit edilmesinin daha anlamlı olurdu. Ben ümit ediyorum dava ki çünkü tamamen gerekiyordu önceden evet, diyorsunuz. Hayır, bu buna bağlı değil. Yani Anayasa Mahkemesi açılan davaya bağlı değil. Daha güçlü bir şekilde iddianame yazmak için bunların yapılmasının daha uygun olacağını ben düşünüyorum. Elbette ki buradaki Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımızın elindeki imkanlar, elde etmiş olduğu deliller, belgeler, bilgilerin ne olduğunu, nasıl elde ettiğini biz bilemiyoruz. Belki de zamana bağlı olarak oradaki delillerin elde edilmesi zamana bağlı olmuş olabilir. Daha hızlı bir adaletin tecelli etmesinin daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Peki. Ünlü ceza hukukçusu Bakteriyan'ın bir sözü var. Bunu burada bir ifade etmekte fayda görüyorum. Eğer bir kamu düzenini sağlamak istiyorsanız, bir toplumda kamu düzenini sağlamak istiyorsanız suç işleyenleri hakkında derhal soruşturma açıp da sizi bunu kovuşturmaya yani yargılamaya dönüştürebiliyorsanız ve hızlı bir şekilde karar verip o kişi hakkında verilen cezanın da infazını yapabiliyorsanız kamu düzeninin böyle sağlanabileceğini, yargılamanın gecikmesi, adaletin geç tecelli etmesinin de
kamu düzenini bozduğu zedeleri konusunda bir düşüncesi var. Bu bağlamda umarım ki Türkiye'deki ilk derece mahkemeleri, umarım ki Anayasa Mahkemesi biraz önce değerli meslektaşımın da ifade etmiş olduğu gibi süreci uzatmadan bir an önce bu konuda ifadelerin savunmaları almak suretiyle bir an önce karar vermesinde fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Sayın Senem. Katılır mısınız? 500 kişiden bahsediyoruz. Siyasi yasak isteniyor ama öncesinde bir dava açılsaydı bundan sonraki süreçte iddianamede hem daha güçlü hem de daha hızlı süreç ilerleyebilirdi dedi Sayın Aratürk. Şimdi Sayın Aratürk'ün sözleri tabii ceza hukuku açısından önemlidir. Suçun maddi şeyin unsurunu tespit etmek bakımından, suçun varlığını tespit etmek bakımından. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir zorunluluğu yok. Yani bu parti kapatma davalarında durum biraz farklıdır. Geçmiş parti kapatma örneklerini de dikkate alırsak, aslında hakkında dava açılmamış olsa bile söylemi siyasi partiler kanununun ve anayasanın 68-69. Maddelerine, siyasi partiler kanunun 102, 101 ve 103. maddelerine aykırı bir nitelik taşıyorsa bir partinin yönetim organlarının kararları veya parti yöneticilerinin söylemleri bu takdirde de partinin kapatılmasına söylemiyle neden olduğu için o kişiler hakkında siyasi yasak kararı verilebiliyor. Sadece mahkumiyet hükmü nedeniyle böyle bir düzenleme yapılmış değil. Onu burada vurgulamak isterim. Mesela Selahattin Demirtaş şöyle bir ifadede bulunuyor değil mi? Diyor ki daha diyor alışmanız lazım. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor. Şimdi belki bundan dolayı bir ceza hükmü kurulmayabilir ama bunun terör örgütünün başkanını övmek olduğu çok açık. Bir hakkında belki nasıl diyelim dokunulmazlıkla ilgili bir işlem olmadığı için bir de olabilirse ama bu söylemi partinin kapatılma olayında bir delil olarak, bir unsur olarak dikkate alınabilir ve Anayasa Mahkemesi sırf bu sözlerinden ötürü Selahattin Demirtaş'la ilgili yasaklama kararı verebilir. Kaldı ki onlarca olay var. Ben birinci iddianameden hatırlıyorum 15 sayfadır Selahattin Demirtaş'la ilgili mahkemelerde açılmış şeyler, soruşturmalar, evet. Fezlekeler ve verilmiş kararlar. Yani liste olarak saydığın zaman 15 sayfa tutuyor. Aynı şeyi veririz. Aynı şeyi diğer Sayın Senem. Eş başkanları için söyleyebiliriz. Yani onlarla ilgili mahkemelerde, savcılıklarda olan dosyaların sayısı. Onun için burada çok böyle somut yargılamalara falan takılarak şey yapmamak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin elbette ki yargılaması ceza göre yapılıyor. Ama hiçbir zaman çevrede mahkumiyet hükümleri vesaire bunlara bağlı kalmıyor Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi kendi değerlendirmelerini rahatlıkla yapabilir. O partilerin eylemlerinin tüzük ve programlarının partiler yasasına, hukuk devleti ilkesine, laiklik ilkesine vesaireye aykırı olup olmadığı konusunda kendisi de bir kanaat belirtebiliyor, değerlendirme yapabiliyor ve bu çerçevede kapatma kararı verebiliyor. Kaldı ki HDP ile ilgili bunların yüzlercesini sayıp dökebilirsiniz. Yani ben onun için çok fazla şeyler mahkeme kararlarına vesaireye fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Peki. Fazlasıyla var yani. Peki. Bu konuda buyurun Sayın Aratürk. 500 kişiyle bir talep var. Pardon, sözümü hemen tamamlıyorum. Özür dilerim. Estağfurullah. 500 kişiyle ilgili talepte bulunuyor. Bunlar çok somut olduğu için. Ama binlerce davalar, soruşturmalar, kesinleşmiş kararlar vesaire var. Üyedir onlar. O bakımdan onlarla ilgili bir siyasi yasak vesaire falan belki söz konusu değil, talep edilmemiştir. Ama yönetim kademelerindeki kişilerle ilgili olarak çok somuttur. O bakımdan daha ilk iddianamede 600 kişiydi bunlar. 687. Evet, başsavcılık daha ikinalı bir inceleme yapmış anladığım kadarıyla. Bunu 500 kişiye
şey yapmış. Belki de Anayasa Mahkemesi'nin irtibat kurun dediği kişilerle ilgili olarak bir kısmıyla irtibat kuramamış olabilir yargılamalarla ve HDP bağlantısıyla. O bakımdan sayı daha sınırlı peki, ve daha somut hale getirmiş. Peki Sayın Senem, Sayın Aratürk bir ekleme yapmak istiyordu. Evet. Bir ekleme yapsın. Buyurun Sayın Aratürk. Değer meslektaşımın o fikirlerine ben iştirak ediyorum. Sadece burada benim demeye çalıştığım şey şu. Bu verilecek olan karar kapatma ya da hazine yardımından yasaklama ya da işte yasaklanması gibi bir karar verilirse bu kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme durumu söz konusu olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda hem Anayasa Mahkemesi'nin elinin daha güçlü olması hem de tartışması bakımından yani maşeri vicdan bakımından da çok daha berrak, çok daha net olması bakımından bu tür davalarla kişilerin mahkum edilmesiyle, daha doğrusu yargılandıktan sonra artık eğer suçları varsa mahkum edilmesinden sonra bu delillerine dosyaya konulmasının daha güçlü olacağını ben düşünüyorum. Yoksa Anayasa Mahkemesi ilk derece mahkemelerinin yargılanmasıyla ya da mahkumiyete bağımlı değildir. Anayasa Mahkemesi'ne açılacak olan davanın siyasi bir takım sonuçları vardır. Bu bağlamda değerli meslektaşıma katılıyorum. Benim düşüncem daha nitelikli bir, daha güçlü bir iddianamenin daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye nihayetinde sadece bugün Türkiye değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bunları savunurken de daha güçlü savunmak için ben bunu söylüyorum. Bir de aslında siyasi parti kapatılması en son çare olarak düşünmesi gereken önlemlerden bir tanesi. Siyasi parti kapatmak sadece orada 500 kişiyi ilgilendiren konular değil, daha ötesinde bir takım sosyal ve psikolojik, belki sosyolojik, hukuksal sonuçları olan kararlardır. Bu bağlamda en son çare olarak bir siyasi partinin kapatılması, davası açılması gerekiyor. Demek ki Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı böyle takdir etmiş. Benim burada demeye çalıştığım şey şudur. Yani gönül arzu ederdi ki iddia edilen kişilerle ilgili derhal soruşturma açılmış olsa, kovuşturma yapılmış olsa, bu kişilerle ilgili mutlaka demek ki suç işlemişler ki bunlar ya da suç işlediği iddia ediyor ki isimleri burada geçiyor. Ciddi anlamda suç işlememiş olsalar bunlar Anayasa Mahkemesi isimleri de herhalde zikredilmez diye düşünüyorum. Bunlar hakkında ilk derece mahkemesinde beklenmeksizin hüküm icra edilmiş olsa, hüküm verilmiş olsa, yargılama zamanında ve etkin bir şekilde yapılmış olsa belki de siyasi parti kapatma davasına meydan vermeksizin belki de siyasi uzantı olmaktan vazgeçip ya da bu konuda parti kullananlar siyasetten dışlanmak suretiyle siyasi mecrada kalması sağlanabilirdi. Ancak öyle görünüyor ki o kadar yaygın bir faaliyet söz konusu ki şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda artık bireysel anlamda kişilerin cezalandırılarak bunun önlenemeyeceği siyasi HDP'nin bütünüyle siyasi görünümlü bir örgüt, illegal bir örgütün siyasi bir uzantısı olarak değerlendirmiş ve bu davayı açmıştır. Umuyorum ki bu davada fazlasıyla uzatmadan, fazlasıyla bir zaman kaybetmeksizin bir an önce maddi gerçeğin ortaya çıkartılarak hukuka uygun bir karar verilir diye ümit ediyoruz. Peki ne kadar zamanda bir öngörünüz var mı Anayasa Mahkemesi karar verir? Sayın bu Ertuğ? Konu aslında Anayasa Mahkemesi'nde belirlemiş olan bir süre söz konusu değil. Ancak en kısa zaman dediğimiz zamanlarda herhalde 45 günden önce karar çıkamaz. Çünkü orada savunma süreçleri var. Ama makul esaslar çerçevesinde 2 ya da 3 aylık bir zamanda bunun sonucu çıkabilir. Minimum bir zamandan bahsediyorum. Maksimum ya da en fazla zaman dediğimizde ise davası açılıp 9 yıldan beri karar verilmeyen de siyasi partiler olduğunu biliyoruz. Yani bunlar siyasi, daha doğrusu terör faaliyetlerinden dolayı değil de farklı bir takım sebeplerden dolayı partiler kapatılabiliyor. Yani işte şartlarını kaybediyor, siyasi parti olma şartlarını kaybediyor vesaire. Bu anlamda bu tamamen Anayasa Mahkemesi'nin çalışma usullerinin esaslarını ve zamanına bağlı bir süreç olduğunu. Evet, 45-50 gün civarında bir zamanda karar verilebilir. 15 üyesi var değil mi? Yanlış bilmiyorsam onun bu doğrultuda karar vermesi gerekiyor. Kapatılması anlamında. Devam edin Sayın Aratürk. Yok buyurun. Peki teşekkür ederiz. Sayın Senem, siz ne dersiniz? Hem elinin daha güçlü olması için dedi Sayın Aratürk biraz önceki açıklamasından Anayasa Mahkemesi'nin. Evet. Bu açıklamayı yaptığını söyledi ve bu süreç nasıl ilerleyecek? Hem kapatılır mı yoksa bir ceza mı gelir? Öngörünüz nedir? Benim Sayın Aktürk'e katıldığımı söyleyeyim. Tabii ki Anayasa Mahkemesi yargılama usulüne daha özen göstererek elbette karar vermek durumunda. Ahim hassasiyeti de yerinde, doğru. Oraya da katıldığımı ifade etmek isterim. Ahim'in İspanya Batasuna kararı var. Terörü kınamadığı için
İspanya'nın vermiş olduğu kapatma kararını ahim yerinde bulmuştu. Burada bırakın terör kınama meselesini, doğrudan terör örgütünün faaliyetlerine lojistik destek veren, onun propagandasını yapan bir örgütle karşı karşıyayız. Bakın daha HDP'li belediyelerin araçlarıyla silah götürüldüğünün kanıtları var. Yargılanıp mahkum olanlar var. Efendim Diyarbakır anneleri anlatıyorlar. Bir asker alma dairesi gibi HDP'nin il örgütleri, ilçe örgütleri, vatandaşların çocuklarını, 14-15 yaşındaki çocukları, savaş suçu aslında bu. Yani bunu normal bir şey yapsa Avrupa ülkeleri ayağa kalkarlar savaş suçu işleniyor diye. Burada 14-15 yaşında, 13 yaşında çocukların götürüldüğünü anneler feryat olarak anlatıyorlar. Yıllardır 13 yaşında götürmüş çocuğu, şimdi 20 küsur yaşında çocuğumu görmedim diye feryat ediyorlar. Şimdi böyle işlerin kotarıldığı bir örgütten söz ediyoruz. Evet. Yani normal bir partiden falan söz etmiyoruz. Şimdi bütün bunlar kanıtlarıyla ortadayken, hatta şunu söyleyeyim. Bir yabancı ülkenin silahlandırdığı, bütçesinden para ayırdığı, bu sene Amerika HDP'nin, PKK'nın, PYD'nin silahlandırılması, maaşların ödenmesi için 500 küsur milyon dolar bütçe ayırdı. Şimdi böyle aleni olan bir olay. Daha geçen gün Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı PKK'ya teslim ettiği, HDP'ye teslim ettiği, PYD'ye teslim ettiği zırhlı araçların önünde fotoğraf çektirdi ve işte bizim görüyorsunuz samimiyetimizi falan diye de küstahça açıklamalar yaptı, biliyorsunuz. Şimdi böyle bir örgütle karşı karşıyayız. Kınamam falan olayının ötesinde bir terör örgütü söz konusudur. Bu terör örgütüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi çifte standart uygulayamaz. Bu kadar açık söylüyorum. Çifte standart uygulayamaz. Ama usulü malzemeler vermeyelim ellerine elbette. Usulleri uygun şekilde şey yapalım. Savunma haklarını tabii ki kullanacak. Kullansınlar, evrensel bir hak. Sözlü savunmasında, savunma hakkında kullanırlar. Ama orada ceza yargılaması gibi değil. Orada isim geçen şahıslarla ilgili savunma hakkı tanınmaz. Orada savunma hakkı partinin genel başkanının görevlendireceği, yetkili organının görevlendireceği kişi veya kişiler olur. Bir veya birkaç kişi olur. Onların savunmalarını alınır. Yoksa 500 kişinin hakkında siyasi saklama talep edilirse 500 kişinin savunması alınmaz. Bu ceza davası değil. Farklı bir davadır bu. Onun için bu dava çok kısa sürede de sonuçlandırılabilir. Ama bu kısa süreyi birkaç ay diye söyleyebiliriz. Yani savunma süreleri vardır Anayasa Mahkemesi'nin. Şimdi 15 gün raportör inceleyip Anayasa Mahkemesi'ne bir rapor sunacak. Sonra o iddianame partiye gönderecek, bir süre verilecek. Bu süre yaklaşık bir ay kadar olabiliyor. Sonra bu sürenin uzatılması talebi de olabiliyor Anayasa Mahkemesi'ne. Uzatabilir Anayasa Mahkemesi, belli bir süre verebilir. Sonra esas hakkında müdahale için savcılığa süre veriyor. O sürenin arkasından sözlü savunma için yine bu kapatılma istenen partinin yetkililerine süre veriliyor. Yani bunları dikkate aldığınız zaman bir 3-4 ay gibi süre sonra Anayasa Mahkemesi karar noktasına gelebilir diye değerlendiriyor. Son 5 dakikanın içine girdik. Sayın Aratürk, hukuku konuştuk ama son olarak HDP'nin kapatılması, siyaset etkisi ne olur? 2 dakikalık bir süreniz var. Buyurun efendim. Şimdi Türk siyasi tarihine baktığımız zaman bir siyasi partinin kapatılmasıyla bu siyasi partinin seçmenlerinin başka bir takım siyasi tercihler yaptığı da çok görülmüş değil. Bu bağlamda Türkiye'deki üniversitelerimizdeki sosyologlarımız, psikologlarımız, siyasi tarihçilerimiz, hatta siyasilerimiz şunu çok iyi çalışması lazım. HDP'ye oy veren insanların neden HDP'ye oy verdiğini ve neden HDP'den vazgeçmesi gerektiği konusunda üzerine iyi çalışılması lazım, iyi durulması lazım. Yani HDP'nin elbette ki veya işte örgütün kara propagandası, örgütün belki bir takım zorlamaları, iradelerinin ipotek altına alınması, buna hepsi doğrudur. Bu iddiaların büyük bir kısmının var olduğunu biliyoruz, var olduğunu farz ediyoruz. Ama bana göre bir siyasi partinin kapatılmasıyla oradaki üyelerinin de gönlünü kapatmak, onların gönlüne de kilit bulmak da mümkün değil. Bana göre bundan sonraki aşamada Anayasa Mahkemesi görevini yapıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapıyor. Bundan sonraki görev siyasi partilere düşüyor. Peki. Türkiye'de siyaset yapmak isteyen ya da siyaset yapan bu kadar siyasi parti şapkasını, eski bir tabiri, önüne alıp koyma, düşünmesi lazım. Demesi lazım ki bu HDP
bu kadar çok aslında insanlara zarar vermiş olmasına rağmen, çocuklarını, evlatlarını daha taşımasına rağmen bu insanların neden oy verdiğini ve kendilerinin nasıl oy alacağının üzerine iyi durması lazım. İnsanlara birebir gönlünü almak lazım, dokunmak lazım ve buradaki insanlara gerçekliği anlatmamız lazım ki bunu sadece hukuki yolla değil, sosyal, siyasal ve psikolojik yönden de bu işlerin çözülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sayın Senem, siz ne eklersiniz, ne dersiniz? Siyaset etkisi ne olur efendim? Siyasete hem iç siyaset hem dış siyaset açısından etkisi olacak. HDP'nin arkasında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği var. Onun propaganda gücü, parası ve siyasi etkisi var. İkincisi de Türkiye'deki işbirliği, Avrupa ile Amerika ile işbirliği halinde iktidar olacağını düşünen başta Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi ve diğer Davutoğlu ve diğerleri var. Dolayısıyla HDP'nin bugüne kadar toplumda meşru görülmesine bu güçlerin yapmış olduğu çalışmaların büyük şeyisi var, katkısı ve etkisi var. Gayrimeşru bir parti olduğunun Anayasa Mahkemesi kararıyla saptanması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğine göre oradan da saptanması halinde bu desteklerin kolaylıkla artık sürdürülemeyeceği görülecektir. Çok büyük bir erozyona uğrar o zaman. HDP'nin tabanı da işte bahsettiğim bu HDP'ye destek olan Amerika, Avrupa ve Türkiye içerisindeki Kılıçdaroğlu ve çevresinin etkisiyle vatandaşlarımız bunu bir meşru parti olarak görüyor. Buna bir haksızlık yapıldığı falan gibi propagandaların da etkisinde kalıyor. Oysa bu parti bir terör örgütünün faaliyetleri içerisinde olan bir partidir. Gayrimeşru olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla saptandıktan sonra bu desteklerin çok büyük bir erozyona uğrayacağından emin olduğumu söyleyebilirim. Vatandaşlarımızı da bu terör örgütünün sultasından kurtarabilmek bakımından bu son derece önemli bir çalışma olur. Bu bakımdan davanın geç de kalınmış olsa bugün açılmış gündeme gelmiş olmasını Türkiye'nin toprak bütünlüğü bakımından, bağımsızlığı bakımından, terörle mücadelesinde mesafe alması bakımından son derece değerli görüyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Senem. Sayın Aratürk, bir soru daha yöneltmek isterim. Şimdi HDP kapatılırsa vekillikler ne olacak? Düşecek mi? Şimdi ondan önce bir cümle müsaade ederseniz şunu buyurun. Söylemek isterim. HDP'li seçmen kardeşlerimize şunu söylemek isterim. Elbette ki siyasi tercihlerine herkesin saygı duyması gerekiyor. Fakat HDP veya PKK bugün yurt dışından destek alan, biraz önce değerli meslektaşım da ifade etmiş olduğu gibi, özellikle Batı dünyasından, Amerika'dan, Avrupa'dan destek alan örgüt mahiyetinde şu andaki PKK ve onun uzantıları. Avrupa'nın bu anlamda destek verdiği hiçbir toplum bu dünyada huzur yüzü görmemiş. Eğer Avrupa, eğer Amerika bir topluma destek veriyorsa bilin ki asla o toplumun hayır için destek vermez. Ancak şahsi menfaatleri, kendi menfaatleri için destek verir. O menfaatini elde ettikten sonra da destek olmuş olduğu o toplumu satar ve oradan çıkar gider. O yüzden HDP'li seçmen kardeşlerimizin Amerika'ya ya da Avrupa'ya güvenerek ya da onların kendine yardımcı olduğu konusunda inanarak eğer bir tavır geliştiriyorlarsa tarih okumalarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Peki. Bu gerçekten de bu çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. İkincisi de çok kısaca olabilir miyiz? Gibi, milletvekilleri konusunda bu şu anda bunlar bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi vereceği karar da belki bir takım milletvekillerin vekilliğini düşürebilir. Bazı milletvekillerin vekilliğini düşürmeyebilir. Bu tamamen Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara göre milletvekilliği düşecek olanlar olabilir ya da belki bütün hepsi de milletvekillerinin düşmesi sağlanabilir. Bu tamamen Anayasa Mahkemesi'nin takdirinde bir konu olarak değerlendiriyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Aratürk, Sayın Senem, gün ortasına katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Sayın Aratürk'e de iyi günler diliyorum. Sağ olun, size de iyi günler diliyorum. Görüşelim Sayın meslektaşım, görüşelim. En kısa zamanda yeniden konuk olmanızı diliyorum ben de. Her ikinize çok güzel bir yayın oldu. Şimdi devam ediyoruz. Aşılama sürecimiz, COVID-19'la mücadele devam ediyor ama aşılamada da yeni bir aşamaya geçildi. BioNTech aşısı bundan böyle aile sağlık merkezlerinde de uygulanabilecek. Ne yapıyoruz şimdi? Sancaktepe'ye gidiyoruz. Muhabir arkadaşımız Dilek Doğan da Sancaktepe'de bir aile hekimliğinde ve bize hem son durumu bir aktarsın hem de nedir? Yoğunluk var mı? Dilek, neler söyleyeceksin? Evet.
Evet eşim Yılmaz, öncelikli olarak hız verilmiş durumda toplu aşılamaya. Evet Sinovac aşısı aile kimliklerinde yapılıyordu ancak BioNTech de eklendi. Böylece vatandaşların talepleri doğrultusunda aşılar yapılmaya devam ediyor. Aile kimliklerinde de tabii ki talepler yoğun çünkü vatandaşlar evlerine en yakın noktayı tercih etmeye çalışıyorlar bu noktada. BioNTech aile kimliklerinde değil hastanelerde yapılıyordu ancak sizin de söylemiş olduğunuz gibi artık aile kimliklerinde de yapılıyor. Tabii vatandaşlar gelmiş durumda, onlar da aşılarını olacaklar. İsterseniz bir onlara da mikrofonu uzatalım, bakalım neler istediyorlar. Merhabalar, aşınız olacaksınız. Merhaba. Birazdan. Biraz heyecanlıyım. Evet. Yani sağlığım için aşı olmaya geldim. Herkese de tavsiye ederim. Evet, komşularınıza öneriyor musunuz aşı olmayı? Tabii ki. Çoluğumuza çocuğumuza da yani yararı olur. Bizden mikrop bulaşmaz, hastalık bulaşmaz. Çok sevdiklerimizi kaybettik. Evet, yani çok güzel. Örnek bir davranış sergiliyorsunuz aşı olarak. Herkese tavsiye ederim. Evet, birazdan olacaksınız. Olurken de sizi çekeceğiz tabii birazdan. Olur, olur. Evet, hatta şimdi aşısı olacak teyzemizin de, onu da bir taraftan çekelim. Kameraman arkadaşım Emre Alp Genç de şu anda ekranlarınıza getirecek o görüntüleri. Evet. Siz aşı olurken ben yine size sorayım tabii bir taraftan. En azından heyecanınızı yenmiş olursunuz bir taraftan da. Evet, öneriyorum dediniz komşulara tabii, da. Tabii ki öneriyorum. Yani sağlık için, geleceğimiz için anneciğim. Yani böyle. Şu anda bitti. O kadarcık mı? Anlamadınız. Hiç anlamadım. Eline sağlık gerçekten yani. Korkacak da bir şey yok. Gerçekten güzel. Evet, çok teşekkür ederiz. Tabii hemşehrimizin de eline sağlık. Onlar da sağlık çalışanları, sağlık emekçileri de hep bir anda tabii fedakarca çalışmaya devam ediyorlar. Bu yönde çalışmalarını yürütüyorlar. Tabii aile hekimlerine de mikrofon uzatacağız. Burada Doktor Abdullah İnan yayınımıza katılacak. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş gördük. Siz de hoş geldiniz. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu dönemde fedakarca çalıştınız. Aşılama çalışmalarında, COVID-19'la salgınla karşı mücadele kapsamında da fedakarca çalışmaya devam ettiniz. Aşılama çalışmaları da hız kazanmış durumda. BioNTech artık aile kimliklerine de geldi. Tabii neler söyleyeceksiniz? Talep nasıl? Bu teşekkürünüzü bütün sağlık çalışanları için kabul ediyoruz. Bütün sağlık çalışanları... Hatta yan dalları da dahil herkes gerçekten pandemi başladığından beri fedakarca çalışıyorlar. Ben çok aslında bilgilendirmek konusunda bir şeyler paylaştığımda hocam sen felaket tellalısın diyorlar. Ama arkadaşlar bu bir felaket. Bu felaket için tellal olmak gerekiyor. Şu anda siz de bunu yapıyorsunuz. Niye? Çünkü insanlar hala 2021 yılına gelmişiz. Pandemi başlayalı 1,5 seneye yaklaşıyor. Milyarı buldu neredeyse aşı olanlar. Hala aşı karşıtları var. Ya çok mutluyum bu özellikle aşı çalışmasında BioNTech aşısının da aile sağlık merkezlerine verilmesinden dolayı. Bunda bazı arkadaşlarımız belki hani iş yükünden falan, evet çok işimiz oluyor, gücümüz olsun arkadaşlar. Biz koruyucu hekimlik bizim için önemli ve pandemide hani savaş durumunda nasıl ki insanlar önceliklerini yeniden dizayn ederlerse pandemide bizim önceliğimiz bu hastalık olması lazım. Dolayısıyla mutluyum. Bugün ilk günümüz. Aile hekimliklerinde BioNTech aşısı yapılıyor. Bu aşı ya aşı karşıtlarına da bir şeyler yapın. Mikrofonu onlara uzatın. Şu piyasada dolaşan, sosyal medyada dolaşan şehir efsanelerini üretenlere de bir ulaşın. Yani ne istiyorlar insandan ve insanlıktan? Evet, bilgi kirliliği var hocam, bilgi çok fazla. Bilgi kirliliği var. Yani bu bilmiyorum ama bu aşıyla alakalı biliyorsunuz iki aşımız oldu. İkinci aşımız yan etki olarak değil, etki olarak biraz daha önemli. Hani bebeklerimiz, çocuklarımız aşı olduğu zaman ne diyoruz? Şu ilacı da alın da ateşi çıkarsa, ağrısı olursa, ızdırabı olursa bunu kullanırsınız diyoruz. İşte bu BioNTech aşısı böyle bir aşı. Herkes de değil. Belki 4 kişiden birisinde ama aşı olduğu hissi veriyor. Kolunu ağrıtabilir, kızarıklık olabilir, halsizlik olabilir, hatta ateş de olabilir. Yani hastalığın bazı bulgularını, bulantı, kusma da olabilir, taşıyabilir insan. Endişe etmeyecek. Zaten 15 dakika biz aşı yaptığımız kişiyi burada bekletiyoruz. Herhangi bir alerjik reaksiyon olup olmadığını kontrol ediyoruz. Alerjik reaksiyon bugüne kadar olmadı. Şehir efsaneleri gene üretiyorlar tabii ki yapılmayın edilmeyin diye ama
Bizim bilgilendirme onam formumuz var. Bütün şeylerde kullanılıyor. Bunu işte İlhan Bey aşı olmaya geldi. Randevusunu bugün aldı bakın. Randevusunu bugün aldı ve aşı hakkım var, ben aşı olacağım dedi. Ya bu önemli. Herkesin aşı olması lazım. Aşı eğer tabii ki bir özellik, çok aşı olmak değil, çok kişinin olması değil, hızlı aşı olması da önemli. Yani aynı anda bu yangını topluca her bir taraftan kuşatarak söndürmemiz lazım. Hocam seçim hakkı da burada çok önemli. Tamam seçim hakkı veriyoruz ama bulduğumuz aşı olmak da önemli değil mi burada? Ya susayan bir insan o hararetiyle su şişesinin üstündeki isme bakmaz. Ona bir su verirsin, kana kana içer, susuzluğunu giderir. Onu daha sonra düşüneceğiz. Zaten bütün aşılarımız acil onay koduyla piyasada. Dolayısıyla biz hangi aşı daha iyi, hangisi kötü, hangisi de bunlar yavaş yavaş düzelecek. Şu anda devletimiz hangi aşıyı bize temin etmişse bir an önce o aşıyı olmamız lazım. Bir an önce yani aşıya en iyi aşı ne diyoruz? Yapıldığımız aşıdır. Beklemeye gerek yok. Bekleyecek zaman yok. Şunu da söyleyeyim yani hani aşı olmadan hastalık geçirelim falan diyenler oluyor. Hasta olanların ortalama dünya ortalaması %2 ölüm oranı var. Halbuki aşının ölüm oranı yok. Böyle bir oran henüz yok. Yani hani birisi öldü 3 kişi böyle bir şey yok. Dolayısıyla şehir efsanelerine inanmayalım. Bu pandemi mücadelesinde hangi aşı sırada ise hangisini bulabiliyorsak en yakınımızda hangisi varsa onu yapılalım ve etrafımıza da sadece biz değil, bakın siz medya olarak, biz hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak değil. Arkadaşımız birazdan aşısını olacak ve aşı oldum diyebilecek, aşı oldum diyecek, sen oldun mu diyecek, soracak, sorgulayacak, insanları teşvik edecek. Bu böyle bir mücadele, hepimizin elini taşın altına koyması gereken bir mücadele ve inşallah, tabii ki tarih vermiyoruz ama inşallah hep birlikte mücadele edersek, yeterince aşı olursa biz bu işin üstesinden geleceğiz diyorum. Hocam çok teşekkürler. İlhan Bey'le konuşalım aşı olana kadar. Bir de ona mikrofon uzatalım. Merhabalar, siz merhaba. De bugün geldiniz. Evet. Aşı olacaksınız birazdan. Neler hissediyorsunuz? Vallahi güzel bir duygu. Ben de herkesin gibi herkesin olmasını isterim, aşı olmasını isterim. Yani televizyondan, haberlerden izlediğim kadarıyla yani BioNTech'in %90 ile %80 arasında bir etki olduğunu düşünüyorum. O yüzden bakalım bugün inşallah olacağız Allah nasip ederse. Evinize de yakın, aile kimliklerine gelmesi tabii sevindirdi mi sizi? Evime de yakın. En azından Abdullah Bey'i de tanıyoruz. İyi bir hekim, iyi bir doktor. Yıllarca gelip gideriz. Yani memnunuz ondan. Şimdi onun sayesinde bir aşı vurulacağız inşallah. Bakalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz size de. Birazdan tabii duygularınızı alacağız aşıdan sonra. Evet. Çok teşekkürler. Efendim tekrar edelim. Burada toplu aşılamaya hız verilmiş durumda. Aile kimliklerine BioNTech aşısı da geldi. Tabii onlar da iş yükü olarak görmüyor bunu asla. Salgının bir an önce önüne geçmek adına fedakarca çalışmalarını sürdürüyorlar bir taraftan da. Dediğimiz gibi toplu aşılamaya hız verilmiş durumda. Yeni yaş gruplarına da geçilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki haftalarda BioNTech aşısı daha fazla gelmesi oranında da aşılamaya devam edilecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki. Dilek Doğan kolay gelsin. Sancaktepe'den aktardı. Aile hekimliğindeydi. Toplu aşılamaya geçildi. İlgi büyük. Çok da güzel gideceğiz. Umarız en kısa zamanda toplumsal bağışıklıkta en üst seviyeye çıkar diyoruz ve kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Fem gün ortası devam ediyor. Üçüncü verimlilik ve teknoloji fuarı kapılarını açtı. Şimdi Ankara'ya gidelim. Hangi savunma sanayi hedefleri var? Neler sergileniyor? Öğreneceğiz. Ankara'da Buse Gençtürk şimdi bizi bekliyor. Ayrıntıları bize aktaracak efendim. Ankara'dayız. Üçüncüsü düzenlenen bu yıl verimlilik ve teknoloji fuarı Ankara Ticaret Odası Kongrezyum Merkezi'nde ve 12 Haziran'a kadar da açık olacak, girişler de ücretsiz. Tabii bu fuarın en önemli aslında milli savunma sanayi ürünü diyebileceğimiz milli muharip uçağının önündeyiz.
Milli Muharip Uçağı sizlere anlatacak olursak eğer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ürünü olan bu uçak aslında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030'dan itibaren envanterinden kademeli olarak F-16'ları çıkarabilmesi, devretmesi düşüncesiyle birlikte ortaya çıkan bir proje ve Milli Muharip Uçak Projesi 2016 yılında ilk adımları atılmıştı. Bu uçak oldukça önemli demiştik. Çünkü şu anda tabii gösterdiğimiz ekranlarımızda maket hali, proje henüz bitmedi, tamamlanmadı. Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyetine sahip olacak bu Milli Muharip Uçağı. Ve göklerde aslında buluşmasını da bekliyoruz heyecanla. Tabii Türkiye'nin ilk milli ve yerli savaş uçağı olma özelliğine sahip olacak. Şimdi kameraman arkadaşım da size uçağı yakından gösterecek birazdan. Özellikle bu uçağın üretilmesiyle birlikte düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti ve artırılmış durumsal farkındalık gibi teknoloji alanlarında kazanılacak kabiliyetler olacak ve Türkiye bu kabiliyetlerle aslında dünyada 5. nesil bir milli muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı ülkeler arasında bulunmuş olacak. Özellikle tabii bu proje tamamlanıncaya kadar, özgün motor projesi tamamlanıncaya kadar hazır motor kullanılarak bu hava aracının geliştirme faaliyetleri de sürdürülecek. Aslında Milli Muharip Uçak üstün hava hakimiyetini nelerle sağlıyor onları da anlatalım. Yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menziliyle ve yüksek hızda dahili silah yuvalarının hassas ve tam vuruşla sağlıyor. Bunun yanı sıra yapay zeka ve nöral ağ desteği de sağlanarak muharebe gücü artırılmış oluyor. Tabii burada füzeler de var, o mühimmatları da görüyoruz. Tabii özelliklerini de anlatacak olursak, özellikle Milli Muharip Uçağı'nın mühimmatları da değinelim. Tabii Aselsan'ın ve yine aynı şekilde TÜBİTAK-SAGE'nin ürettiği mühimmatlarla birlikte de kullanılabilecek bu Milli Muharip Uçak. Özelliklerine bakacak olursak aslında kanat açıklığı da 14 metre, oldukça büyük ve gösterişli bir uçak olduğunu da söyleyelim. Proje tamamlandığında Türkiye ilk milli ve yerli savaş uçağına da kavuşmuş olacak. Tabii bundan sonra Türkiye'nin de bu kapsamda hem terörle mücadelesine destek vermesi hem de F-16'ların yerine geçmesi de bekleniyor bu uçak projesiyle birlikte. Tabii öteki tarafta bir başka proje daha var. Onu da tanıtalım istiyorum. Biz şu anda fuar alanının dışındaki alandayız. O zırhlı araca bakacak olursak, bu da Aselsan'ın ürettiği milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimizden bir tanesi. Onu da gösterelim sizlere. Nefer insansız silah kulesi. Bu zırhlı muharebe aracı taktik kara platformlarında zırhlı kara hedeflerine bağlı olarak kullanılmak üzere, aslında hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi ve Rus menşeli silahların kullanımına imkan veren tasarımıyla da bir adım öne çıkıyor. Tabii nefer atış yapan personelin ortam farkındalığını da artırıyor ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Bu da yine fuar alanında bulunan diğer milli yerli İnsansız silah kulesi demiştik. Milli yerli savunma sanayi ürünlerimizden tabii muhakkak ki bu fuarda Milli Muharip Uçağın maketinin yıldız ürün olduğunu da belirtelim. İlk kez sergileniyor çünkü. Biz de bu fuardan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyerek söz size bırakalım. Peki. Buse Gençlik, kolay gelsin, Ankara'dan aktardı ve siyasetteki gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Efendim, yeniden açılan kapatma davası HDP ve ortaklık görüşmeleri yaptı, CHP'yi telaşlandırdı. HDP'ye kalkan olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısının kapatılmasına karşı çıkarak Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını savundu. Benzer açıklamalar HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan da geldi. Peş peşe konuşup benzer mesajlar verdiler. Terörü gölgeleyip yargıya hedef aldılar. Hem demokrasiden bahsedeceksiniz, hem siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur diye anayasanızda yer alacak. Sonra beğenmediğiniz bir parti kapatın kardeşim diye savcıya talimat vereceksiniz. Ve diyeceksiniz ki bizim ülkemizde yargı bağımsızdır. Kim inanacak buna?
Bu dava HDP fikriyatıyla, HDP'nin yürüttüğü demokratik siyasetle baş edememe davasıdır sevgili arkadaşlar. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Öpen'in heykelini dikeceğiz, heykelini. Neymiş efendim? İlçe binamızda Öcalan'ın fotoğrafları asılıymış. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partilerinin grup toplantısında kürsüye çıktı. İki ismin gündeminde de HDP'ye açılan kapatma davası vardı. Böyle bir ortam içinde, yani demokrasinin var olduğu, demokrasinin savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız arkadaşlar. 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıl dönümünde HDP'ye bir kez daha kapatma davasını açtılar. Evet, aynı Kobani kumpas davasında olduğu gibi kirli siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız. Demokrasiden, adaletten ve barıştan yana olan herkesle, tüm demokrasi güçleriyle, toplumsal muhalefetle en geniş demokrasi bloğunu mutlaka ama mutlaka oluşturacağız. Kılıçdaroğlu ve Buldan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden hükümeti eleştirdi. O kişi Almanya'ya bile gidemiyor. Öyle diyorlar. Bir gitse de görsek bari. Ziraat Bankası'nı soyan, milyon dolarlık krediler alan, hem faizini hem ana parasını ödemeyen ve iktidar tarafından da el üstünde tutulan bir zat varken bu ülkede adalet var diyebilir misiniz? Mafyanın itirafında olduğu gibi her suçta beraber oldukları büyük bir geniş aile kurdular. CHP liderinin gündeminde terör suçundan cezaevinde yatanlar da vardı. Onların suçsuz olduğunu iddia etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Harp okulu öğrencileri içeride, Osman Kavala içeride, efendim Selahattin Demirtaş içeride, avukatlar içeride. Niye kardeşim? Bu kadar çürüme hiç olmadı. Ama temizleyeceğiz. Demokratik yollarla temizleyeceğiz. Demokratik yollarla temizleyeceğiz. Temizliğin sihirli anahtarı seçim. Hemen seçim, erken seçim. Efendim, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye sahip çıkmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, teröre hizmet ediyor diyen Akçay, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti. MHP'li isim, HDP'nin kapatılması Türk siyaseti üzerindeki terör ve siyasetini vesayetini ortadan kaldıracaktır ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu HDP'nin kapatılmasına karşı... MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ulusal kanala konuştu, özel açıklamalar yaptı. HDP Türk siyaseti üzerine bir terör vesayeti oluşturan bir partidir. Gündeminde HDP kapatma davasının Anayasa Mahkemesi'ne yeniden gönderilmesi vardı. PKK terör örgütü, yani çocukların, bebeklerin, masum on binlerce insanın, askerimizin, polisimizin katili, eli kanlı bir terör örgütünün meclisteki bir uzantısıdır ve bütün yöneticileri de PKK terör örgütü tarafından belirlenmektedir. Süreç için Anayasa Mahkemesi'ni işaret eden MHP'li isim, HDP'nin kapatılması Türk siyasetindeki terör vesayetini kaldırır dedi. Kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi'dir. Bugün herkesin bildiği ve dünyada hiçbir örneği bugüne kadar olmayan bir parti görünümündedir HDP. Ve HDP'nin kapatılması öncelikle Türk siyaseti üzerindeki terör vesayetini ortadan kaldıracaktır. Akçay, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. MHP Grup Başkan Vekili Kılıçdaroğlu'nun teröre hizmet ettiğini söyledi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı HDP'ye sahip çıkarak terör örgütlerine hizmet etmektedir. Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı'nın HDP'ye sahip çıktığını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi savunması terör örgütlerine sahip çıkması anlamına gelir.
Üretim devrimi seferberliği başlatan Vatan Partisi Diyarbakır'ın köylerini ziyaret etti. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şule Perinçek başkanlığındaki heyet Sur ve Eyl ilçesinin köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köylünün sorunları için Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle de görüşüldü. Perinçek'in son durağı PKK'ya karşı mücadele eden anneler oldu. Vatan Partisi heyeti karış karış Diyarbakır köylerini geziyor. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şule Perinçek başkanlığında ziraatçı uzmanlardan oluşan heyet Sur ilçesine bağlı Eryol köyüne gitti, sorunları dinledi. Daha sonra heyet Eyl ilçesine bağlı Yatır köyüne geçti. Köyün merasında taş ocağı kuruldu. Meradaki taşlar mıcır haline dönüştürülerek satılıyor. Bu sayede arazi taşlardan temizleniyor. Ancak köylüler alanın kendilerine verilmesini istiyor. Sorunları dinleyen heyet çözüm için Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile görüştü. Köylünün talepleri iletildi. Ziraatçı uzmanlardan oluşan Vatan Partisi heyetinin Diyarbakır köylerine yaptığı ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. Yüzden yukarı bahsediyor. Vatan Partisi heyeti daha sonra PKK'ya karşı mücadele eden ailelerin yanına gitti. Biliyorum bizim çocuklarımız gelecekler, buraya gelecekler ama esas onların geleceğini sağlayacağız. Onları güvence altına alırsam ben Ankara'ya rahat dönerim. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şule Perinçek köylerdeki ziyaretlerini anlattı. Sizden önce köye gittim. Orada onların inekleri mi, inek mi ve şey yapalım yoksa keçi koyun mu yapalım nedir? Onları onlarla konuştuk. Suyunu nereden bulacağız? Taşlı araziler var. Taşları nasıl temizleyeceğiz? Onlarla oturdum, dertleştim. Nasıl, ne ekeceksiniz? Hayvan istiyoruz dediler. Üretim devrimine vurgu yapan Perinçek, kaçırılan çocukların tez zamanda ailelerine kavuşacağını belirtti. PKK'dan kurtarılan çocukların üretime kazandırılacağını söyledi. Ondan %100 eminim. Çocuklarımızı biz onlardan söke söke alıyoruz. Gelecekler, hepsine kavuşacağız. Hepsine kavuşacağız. Onların elleri ekmek tutacak hale getireceğiz. HDP'nin PKK olduğunu vurgulayan aileler HDP'nin kapatılmasını istedi. Ben Vim Bultan, Selahattin Demirtaş. Bunlar bizim çocuklarımızı iddiaya gönderdiler. Benim oğlum bu binada gitti. Nasıl gitti? Monti çıktı. Kimliği çıktı. Ben evladımı kaybettiğim yerde arıyorum. Evladımı HDP binasında kaybettim. Ve orada aramaya devam edeceğim. Söyleyeyim, bundan sonra konuşacak arkadaşlara teşekkür yok. Hep beraberiz, el eleyiz, omuz omuzayız. Biz görevimizi yapıyoruz. Vallahi. Görevimizi yapıyoruz. Aynı acıyı şuramda hissetmesem ne ben yazabilirim, ne program yapabilirim televizyonda. Ne olursa olsun HDP'nin önünden gitmeyeceğiz. Türk ve Rus heyetleri 7 Haziran'da Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Astana toplantısına ilişkin hazırlık süreci de ele alındı. Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova'da Suriye'yi görüştü. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Toplantı 7 Haziran'da Moskova'da düzenlendi. Görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bognadov'la Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık yaptı. Destek görüyor. Gerek sağda, Türk gerek... ve Rus heyetleri Suriye'deki durumu ele aldı. Görüşmede Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık teyit edildi. Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmalar da gündemdeydi. Suriye'de askeri eylemlerin durdurulması ve uluslararası teröristlerle mücadele edilmesine ilişkin yapılan anlaşmaların uygulanmasından memnuniyet duyulduğu vurgulandı. Ve Astana formatında yapılacak 16. uluslararası toplantı. Hazırlık süreci masaya yatırıldı. Toplantının ele alındığı görüşmede, Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışması dahil Suriyeliler arasındaki siyasi sürecin başlatılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Libya meselesi de konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Rusya ve Türkiye arasında Libya krizinin çözümüyle ilgili diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Efendim, Türkiye Engelliler Konfederasyonu ve Tüketici Hakları Derneği Bulgaristan'la uluslararası işbirliği oluşturuyor. Peki nedir bu oluşturulan işbirliği? Bunu konuşacağız bu dilimde. Skype bağlantısı üzerinden Türkiye Engelliler Konfederasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Bülent İnce bizlerle birlikte. Sayın İnce, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Yaşar Hanım. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Biz de.
Çok iyiyiz. Çalışmalara devam ediyoruz. Güzel bir haber aldık sizden. Hemen gün ortasında konuşalım istedik ama. Şimdi bu işbirliğine geçmeden önce genel olarak engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlardan kısaca bahsedelim mi Sayın İnce? Evet. Tabii en büyük sorunumuz engellerin birkaç başlık altında toplarsak birinci önceliği olarak erişilebilirlik sorunu geliyor. Erişilebilirlik engellerin istihdam, eğitim ve sosyal hayata katılımında önüne çıkan en büyük bariyer olarak görülüyor. Dolayısıyla erişilebilirlik sorununu halledilmemiş bir engellinin hayatın içinde olması, hayatın bütün alanlarında var olması mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla birinci sıraya koyabileceğimiz öncelikler sıralamasında sorunlarımızın birinci sıraya koyacağımız erişim sıkıntısı. İkinci sıkıntı olarak eğitim sorunumuz geliyor. Çünkü engeller hala ülkemizde ve dünyada da böyle maalesef eğitim alanında fırsat eşitliğinden en az faydalanan kesimi oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir eğitimsiz kitleden nitelikli bir şeyle çıkmıyor o mesele iş piyasasına, iş gücü piyasasına evet dahil olamıyorsunuz. Çünkü onların istediği nitelikte eleman engelli camiasına bulunmuyor. İkinci bariyer işte engellilerin eğitim alanında önüne çıktığını görüyoruz. Mesela kendimden bir örnek vermem gerekiyorsa ben okula giderken ben okuldan atıldım. Yalnızca engelliliğimden dolayı okuldan atıldım ve bu benim hayatımın bütününü kapsadı bu olumsuzluk. Hayatımın bütün alanlarında bu sıkıntıyı hep yaşadım. Ve hala günümüzde de bizi arıyorlar. Okullara alınmayan engelliler var. Sorduğumuzda yetkililere neden bu engeller, bu dostlarımız okula alınmadığını sorduğumuzda bize sunulan gerekçe açık açık da söylüyorlar. Çok da çekindikler de yok. Aynen şöyle diyorlar. Engelli olmayan çocuklarımızın bu engelli arkadaşın görüntüsünden dolayı morali bozuluyor. Ve dolayısıyla eğitim alanında buna zarar geliyor. Ve onu da okula almıyoruz diyorlar. Bu son derece çağ dışı bir anlayışın ve hala okullarımıza yaşatıldığını görüyor. Eğitim camiasında böyle sıkıntılı zamanımız var. Hatta bir veli tanırım ben. Kendisi 5 tane okul gezdi. 6.sında da en sonunda işte basına yansıdı bu iş. 6.sını nerede bulacağım, nasıl o çocuğumu okutacağım diye artık hayattan küstü inanın. Sayın İnce, okullarda engelli vatandaşlarımıza, engelli öğrencilere bir öncelik tanınmıyor mu? Ben böyle biliyorum ama. Hayır, tanınmıyor. Yani böyle bir bırakın önceliği yaşamanın biz fırsat eşitliği talep ediyoruz. Yani insanların normal engelli olmayan vatandaşlarımızın hakları kadar bir hak talep ediyoruz. Bu da verilmiyor. Tabii ki kaynaştırma eğitiminden tutun farklı engelliler için eğitim modelleri geliştirilmiş durumda. Ama şimdi bu tip modeller geliştirilirken bu modeller hayata geçmiyorsa, hayatta gerektiği kadar yer bulmuyorsa anlamsız kalıyor. Yani dolayısıyla hayata geçmesi önemli. Sadece proje olarak kalmaması gerekiyor. Tabii. Yani şimdi bu bir hak ihlali oluyor. Yani siz bir hak tanıyorsunuz. Şimdi bu hakkı tanınan bu hakkın yerine getirilmesiyle ilgili engelli yurttaşlarımıza siz bir alan açmıyorsanız, o hakkı yerine getirebilecek düzenlemeleri yapmıyorsanız o zaman orada bir hak ihlali oluyor. Ve dolayısıyla eğitim alanında böyle bir hak ihlalimiz var. Erişilebilirlik sorununu halletmediğiniz zaman istihdam sorununa da dahil olamıyorsunuz. Şimdi bakın bir iş yerine gidiyorsunuz. Bir iş yerinde engelli vatandaşımız çalışmaya hazırlandığı anda önüne yine iş yerinin fiziksel engelleri çıkıyor. Ama kontenjan olduğunu biliyoruz. Kontenjanlar yok mu? Var. Tabii yetersiz ki mesela mi? Şimdi bakın kontenjanlardan ziyade iş yerlerinin
fiziksel konumu öncelikle engellere uygun olmalı. Engellilerin iş yerinin lavabosunu rahatlıkla kullanabilmeleri gerekiyor. Çalışacağı alanda engelliler hiçbir sorun yaşamadan oraya ulaşabilmeli. Yani iş yeri, çalışabileceği iş yerine ulaşabilmeli. Bunlarda sorun yaşıyorsunuz. Dolayısıyla siz o kotayı yerine getirirken önemli olan o kotanın uygulandığı alanı tabii. Engellinin çalışabileceği düzeye getirmelisiniz ki. Ortamın da uygun olması gerekiyor. Evet, verdiğiniz o avantajı da engelli dostlarımız doğru dürüst kullanmasın. Bunlar da olmuyor. Şöyle bir de şey de söyleyebilirim Neşim Hanım. Bu istihdamla ilgili. Bu sorunlar zaten bu. Mesela engelli özellikle iş gücü piyasası özel sektörde şöyle bir anlayış hakim. Diyor ki iş yeri sahibi, ben engelli bir kişiye verdiğim hakları üretim alanına dahil olduğu zaman nasıl çıkarabilirim? Bir engelli dolayısıyla benim verdiğim hakkı hak edebilecek bir performans göstermediği zaman ben bunu etmek istemiyorum. Fakat yasa, mevzuat diyor ki sen engelli çalıştırmak zorundasın. 50 ve üstü eğer bir personel çalıştırıyorsan 4 tane engelli çalıştırmak zorundasın. Ağır yasal müeyyideler var. Peki bu sefer ne yapıyor bu yasadan dolanarak işi yine kendi kârhanesini yazabilecek bir uygulama yapıyor. Hı. Mesela bundan bir hafta önce beni aradılar. Bakın bunu sık sık arıyorlar. Diyor ki ben bir tane engelli vatandaşı istihdam etmek istiyorum. Bize uygun gördüğünüz bir engelli vatandaşı gönderin. Biz onun sigortasını yapalım, ücret vermeyelim. Böyle ahlaksız teklifler oluyor. Yani siz bir engelli vatandaşa nasıl ücret vermezsiniz? Böyle bir onur kırıcı, böyle bir çağ dışı bir yaklaşımı nasıl bize teklif edebilirsiniz? Bu bir defa değil, 5 defa değil, 10 defa değil ve bir tek bana değil, birçok defa her yerde bu tip tekliflerle karşılaşıyoruz. Böyle yaklaşımlar var. Şimdi bunlar aslında işte dediniz ya sorunlarınız ne? İşte bunlar hep birer sorun. Algılarda yanlışlıklar var. İşe önem verilmeyen, engelli dostlarımızın hak edilmiş haklarını vermekte mütereddit davranan iş yerleri, eğitimciler ve yöneticiler maalesef had safhada ve bu olumsuzluklar arasında kuşatılmış durumdayız. Bunu aşmak için de bayağı zorlanıyoruz. Evet. Çok haklısınız. Umarız aşarsınız. Yani biz sorunlarınızı her zaman yayınlarımızda dile getirmeye çalışıyoruz Sayın İnce. İnanın. Çok teşekkür ederim. Bu sıkıntıların üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Yeter ki mücadeleyi kaybetmeyelim. Değil mi? Devam İnşallah. Edelim. Tabii ya, biz mücadelemize devam edelim. Önemli olan şey bu. Tabii ki. Evet, şimdi buyurun dinliyorum ben sizi. Yani o mücadele demiştiniz, biz mücadelemize tabii ki devam ediyoruz. Çünkü eğer biz yıkıldığımız an zaten zorla aldığımız haklarla hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyi artık kazanamayız, bütün kazanımları da kaybederiz. Şunu gururla söyleyebilirim ve bütün arkadaşlarıma da burada teşekkür ediyorum. Sivil toplum kurumları, engelliler adına söylüyorum, engelli sivil toplum kurumları yüzümüzü ak çıkaracak, yüzümüzü ağartacak, bizi onurlandıracak ve bizi müthiş önemli işler yapıyorlar. Önemli projelere imza atıyorlar. Dolayısıyla bu mücadelemiz umarım en kısa zamanda eşitlik ve adalet temelinde yerini bulacak. En önemlisi bu. Eşitlik ve adalet temeli. Evet, devam edelim. Şimdi güzel bir proje var. Uluslararası işbirliğine gidiyorsunuz Bulgaristan'a. Nedir? Önce bir içeriğini soralım size Sayın İnce. Efendim şimdi tabii engelli sorunu yalnızca ülkemizin bir sorunu değil. Bu bir evrensel sorun. Kesinlikle. Hak temelli bir sorun ve bir insan hakları sorunu. Bu bizi uluslararası işbirliklerine yönelten en önemli unsur engelli hakları sözleşmesinin, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin engellilerin evrensel anlamda en önemli kazanımlarından bir tanesi.
bu engelli hakları sözleşmesinin getirdiği teşvik, heyecan ve cesaret bizleri artık kabuğumuzun dışına çıkmayı, ülke sınırlarının da dışına çıkmayı ve ülkemizin dışından da engellilerle işbirliği yapmak, o sivil toplum kurumlarıyla bir şeyleri kotarmak ve onların kazanımlarını örnek alarak veya bizim kazanımlarımızın onlar tarafından örnek alınmasını sağlamak adına bu tip işbirlikleri yapıyoruz. Biz biliyoruz ki küresel anlamda engelli sivil toplum kurumları kendi hükümetlerine bir baskı unsuru haline dönüşürse, sorunları anlatırken bir baskı yaparlarsa, yerel yönetimleri harekete geçirebilecek projelerle hayata işin içine girerlerse, hükümetler de, yerel yönetimler de mevzuatları, yasaları uygulamak zorunda kalacaklar. Ve dolayısıyla bunun mücadelesini uzatmadan daha kısa olarak haklarımızı alacağız. Onun için uluslararası işbirliğine giderken uluslararası işbirliği ağlarını genişletmeye karar verdik. Ve Bulgaristan'la bunu başlattık. Hatta ondan önceki zamanlarımız da var ama Bulgaristan'la başlattık. Ve bundan sonrası da uluslararası işbirliğiyle ve diğer dünyanın neresinde bir engelli sivil toplum kurumu hak mücadelesi için içerisinde ise onlarla bir arada yapıp mücadeleye yapıp bunu işte sonlandırmaya, yani mutlu bir sona evrilmesine, katkı bulunmasına çalışacağız efendim. Evet, içeriğinden bahsedelim, yani hedeflerinizden de bahsedelim. Sadece bu proje üzerine konuşmayalım. Şimdi önemini bahsettik biraz ama biraz daha açalım bu konuyu. Nedir hedef? Bundan sonraki süreçte başka ülkelerle de işbirliği yapılacak mı? Azıcık bahsettiniz ama lütfen biraz daha açalım pencereyi. Tabii. Şimdi bakın, engelli hakları sözleşmesinin şöyle bir önemi var. Çünkü bize teşvik, bizi bir teşvik unsuru olarak hareket etmemizi sağlayan en önemli yer engelli hakları sözleşmesi. Engelli hakları sözleşmesi hazırlanırken dünyada 14 sivil toplum kurumlarıyla bu iş, dünyanın çeşitli yerlerinde sivil toplum kurumlarıyla hazırlanıp hayata geçti. Bundan sonraki dolayısıyla bu yalnızca ülkelerin kendi sorunu değil. Bu bir herkesin sorunu. Yeryüzünde yaşayan insanın diyen herkesin sorunu algısı üzerinden yürüterek yapılan bir şey. Bundan sonraki çalışmalarımız bu bir tüketici, engellilerin tüketici hakları üzerinden yapılan bir çalışmaydı. Dolayısıyla bu tüketici hakları Türkiye'de ne kadar önemliyse, işte Bulgaristan'da da önemliydi. Efendim işte Yunanistan'da da önemliydi. Mevzuat var ama uygulanmıyor değil mi? Evet. Mevzuat var. Bunun üzerinden, evet, bunun üzerinden bir istişare yapıldı, bir görüşme yapıldı Konfederasyon Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleriyle. Bu tüketici haklarının nasıl hükümetler tarafından var olan mevzuatla özdeşleştirerek hayata geçirilebileceği, uygulanabileceği, realist hale gelebileceği, engellilerin hayatına yansıyacağı üzerinden uzun bir görüşme oldu. Ve bunun bir işbirliği haline dönüştürülmesi ve bundan sonra da bunun bir rapor haline getirilerek sonuçlarını hükümetlere, devlet, işte iki devletin veya diğer işbirliği halinde olabileceğimiz devletlerin yetkililerine iletilecek ve ondan sonrası da artık şeylere bağlı, yani gelişmelerin durumuna bağlı. Çünkü bu bir iyi bir sonuç vereceğine inanıyoruz bunun. Eğer buradan gelebilecek sonuçlar, olumlu sonuçlar diğer sivil toplum kurumlarına da örnek teşkil ederse, biz onlarla da işbirliği haline gireceğiz. Ve şu anda da çalışmalar da yapılıyor zaten. Evet, şu anda biz de haberdar edersiniz artık Sayın İnce. Peki. Sizler, öncelikle sizler arıyoruz zaten. Çok teşekkür ederim. Tüketici hakları her zaman hep birlikte Ulusal Kanal ailesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz, inanın. Ama biraz da tüketici haklarından bahsedelim mi, engelleri? Tabii ki. Şimdi bakın, tüketici hakları derken çok somut bir örnek vereceğim. Bizim basın bildirimimizde de var.
Şimdi bakın çölyak hastaları. Şimdi çölyak hastalığı bir engelli olarak çölyak hastalığına maruz kalan arkadaşlarımız engelli kategorisine yer alıyorlar. Şimdi çölyak hastalarının kullandığı ürünler glutensiz ürünler biliyorsunuz. Glutensiz ürün kullanıyorlar. Şimdi biz bu glutensiz ürünleri her yerde bulamıyoruz. Şimdi siz bu glutensiz ürünleri bulamadığınız zaman, büyük marketlerin dışında her yerde bulamadığınız zaman burada bir hak ihlali meydana geliyor. Şimdi devlet glutensiz ürünleri alması için çölyak hastalığına maruz kalmış dostlarımıza ayda belirli miktarda bir para ödüyor. Diyor ki siz bu miktar parayı alın, gidin kendinize glutensiz ürün alın. Evet. Ama bunu alabilecek yerimiz yok. Yani market yok. Büyük marketler var, bakkalda falan her şeyi bulabileceğiz. Bir bakkalda bunu bulamıyorsunuz. Bu bir büyük bir sorun. Yani bu sorunun mutlaka halledilmesi lazım. Mesela ben tekerlekli sandalyeye bağlı bir hayatımı devam ettiriyorum. Ben bir markete gittiğim zaman marketteki raflarda ürünlere yetişemiyorum, ulaşamıyorum. Tabii. Yani sizinle birlikte bir markete gitsek Yeşim Hanım, siz her yere ulaşabilme imkanına sahipsiniz. Ama ben sizin ulaşabildiğiniz yer ulaşabilmem için sizden yardım beklemem lazım. Ve orada bir yetkili ve bir görevliyi çağırmam lazım ki oraya ulaşamadığım yere benim adımı ulaşsın. Bu beni üzer. Bu benim onurumu zedeler. İnsanlar yardımcı olmuyor mu? Canı gönülden yardımcı oluyorlar. İnanır mısınız böyle gözleri ışıldıyor yardımcı oldukları zaman. Müthiş bir şey. Ama ben istiyorum ki bu ihtiyacımı ben gidereyim. Şimdi bu market düzenleme, bunlar çok somut örnekler. Bu ve buna benzer çok basit hayatın içerisinde çok basit görülen ama bizim için büyük devasa sorun haline gelen bu ufak tefek şeylerin halledilmesi lazım. Bunlar tüketici hakları işte. Yani biz bir markete gittiğimiz zaman, bir alışveriş merkezine gittiğimiz zaman veya bir yerde bir şey aldığımız zaman mutlaka engellilik dikkate alınmalı. Mesela bir görme engelli bir markette gittiği ürüne zaman. Ürüne ulaşabilmeli. Ulaşabilmeli. O ürünleri tanıyabilecek teknolojik elemanların oraya mutlaka sağlanması lazım. Artık 21. yüzyılda teknolojinin hayatın her alanında var olduğunu görüyoruz. Ve şunu da biliyoruz. Teknoloji en büyük engellerin hayatına yaramıştır. Engellilerin hayatına sunulacak teknolojik imkanlar engellilerin hayatını da tek başına yürütebilecek imkanları da sunmaktadır. Dolayısıyla tüketici haklarımız diğer vatandaşlarımızın haklarının sağlandığı gibi eşit ve adil bir şekilde bize de sunulması istiyoruz. Biz bu tüketici hakları ile ilgili de çalışmalarımızı devletin ilgili yetkililerine de ulaştıracağız. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Ne güzel. Evet. Peki. Sağ ol. Son olarak Sayın İnce, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yeni evet, hedefler var mı? Evet. Şimdi efendim mesela şunu söyleyeyim. Buyurun. Yasalarla, mevzuatla ilgili hiç bizim bir sorunumuz yok. Yasalar bizden yana. Engellerden. Hem uluslararası yasalar hem ulusal yasalar bizden yana. Bizim buradaki sorunumuz nedir? Bizim buradaki sorun yasayı uygularken ihmalkar davranmak, efendim önemsenmemek veya çok öncelikler sıralamasında gerilerde kalmak. Biz istiyoruz ki bu yasaları adil ve eşit bir şekilde uygulansın istiyoruz. Biz bu kadar da istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Ve biz bir de şunu söylemek istiyorum. Dünyada evrensel tasarım diye bir şey var Yeşim Hanım. Evrensel tasarım gelişmiş ülkelerin, engellilerin erişilebilirlik sorununun halledilmesi için geliştirilen en son sistem, en son geliştirilmiş bir düzenleme. Kent düzenlenirken evrensel tasarımın ilkeleriyle düzenleniyor. Fakat bizim ülkemizde hala bunun önemi anlaşılmamış. Ve bu iş anlaşılmayınca engelliler hala ötekileştirilen, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görülen ve kentin içindeki bütün fiziksel aksaklıklara maruz kalan bir
konumda. Dolayısıyla bu mevzuatın, yasaların, bizden olan yasaların hak ve adalet çerçevesinde uygulanmasını ve özellikle yerel yönetimlerin, Aile Bakanlığı'nın ve diğer yetkililerin evrensel tasarım üzerinden kendi düzenlemeleri, artık biz engelli olanla olmayanın arkadaşlarımıza, dostlarımızla aynı mekanı eşit bir şekilde paylaşmak istiyoruz. Eşit bir şekilde efendim onlarla birlikte, onların gittiği mekanlara birlikte gitmek istiyoruz. Ne onların ötekileştiren bakışlarına maruz kalmak istiyoruz. Ne onlarla beraber olurken cesaretimizin kırılmasına sebebiyet verecek fiziksel engellileri karşımızda görmek istiyoruz. Hepimiz engelli adayıyız bu arada. Yani kimsenin birbirinden üstünlüğü yok. Eşitiz tabii ki. Yani inşallah öyle demeyelim. Hiç kimsenin aday olmasını da istemiyoruz. Biz yandık, kimse yanmasın istiyoruz. Onun için inşallah diyorum ya, teknoloji bizden yana, yasalar bizden yana, yöneticiler de bizden yana olursa hiçbir sorun kalmaz. Güzel bir dünyanın, mutlu ve huzurlu bir dünyanın inşası bizim elimizde. Peki. Önemli olan, olan birlikte el ele tutuşarak bu geleceği inşa etmeye kararlı olalım. Çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız gün ortasına. İyi çalışmalar, sağlıklı günler ve yeni projelerle yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum Sayın İnce size. Efendim ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın selamlarını sizlere iletiyorum. Ulusal kanalın bize verdiği bu güzel imkanları gerçekten hiç unutamayacağız. Aynı zamanda Aydınlık Gazetesi'nde de ben köşe yazarıyım. Aydınlık Gazetesi de bize olağanüstü destek veriyor. Hepsine bir teşekkürüm. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımı da selamlarımı iletiyorum size. Sağ olun efendim. Büyük haberi. Peki devam edelim. Türkiye Engelliler Konfederasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Bülent İnce bizlerle birlikte oldu. Çok önemli projeler, uluslararası işbirliği yapılıyor tüketici hakları ile ilgili engellilerin. Bunların detaylarını konuştuk ama şimdi haberlerimize bakacağız. Ne yapıyoruz? Şimdi de Suriye'ye gidiyoruz. Suriye halkı işgal ettiği bölgelerde gençleri zorla silah altına almaya çalışan terör örgütü PKK'ya boyun eğmedi. Memiş'te bir araya gelen aşiret liderleri terör örgütüne şehri terk etmesi ve baskılara son vermesi için bir hafta süre tanıdı. Suriye'de halk PKK-YPG terörüne boyun eğmedi, aşiretler Membiç için direnişe geçti. Terör örgütü PKK-YPG, Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerde uzun süredir yerel halkı sözde askerlik adı altında silah altına almaya çalışıyor. Örgütün son olarak Münviç'te onlarca genci silah zoruyla eğitim kamplarına götürmesi üzerine başlayan olaylar devam ediyor. Günlerdir süren gösteriler sonrası gençler serbest bırakılsa da halk ülkesine ve toprağına sahip çıkıyor. Halep'in ileri gelen Arap aşiretleri Membiç yakınlarındaki El Tahya bölgesinde Suriye bayrağı ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın posterleri altında bir araya geldi. Aşiret liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği PKK-YPG'ye karşı atılacak adımları konuştu. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride PKK-YPG'li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine halka yönelik dayatmalardan vazgeçmesi ve şehri terk etmesi için bir hafta süre tanındı. Bildiride kiralık katillerle uzlaşma aranmayacak, hiçbir şekilde müzakere yapılmayacak denildi. SDG'li teröristler Membiç'te geçen hafta yapılan işgal karşıtı göstericilere ağır silahlarla saldırmış, saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken 30 sivil de yaralanmıştı. Terör örgütü ayrıca 15 Mayıs'tan bu yana halka ait 14 bin dönüm ekili araziyi ateşe verdi. Bursa'dayız. Bursa'da faaliyet gösteren ve 460 kişinin çalıştığı Atılım Desen Apreboya Tekstil'de işçi kıyımı yaşandı. Tekstil sendikasına üye olan işçilere baskı uygulandı. 26 işçi işten çıkarıldı. İşçiler sendika mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Uzadı, elleri kırılsın.
İşçinin sesi Bursa'dan yükseldi. İşten çıkarılan emekçiler işe iade hakkını istedi. Kendileri de kazanacak, biz de kazanacağız. Biz işimizi geri iade istiyoruz. 5 yıldır emek vermişiz. Bugüne kadar bir tane tutanağımız olmamış. Atılım Desen Apre Boya Tekstil Bursa'da faaliyet gösteriyor. Bünyesinde 460 işçi çalışıyor. Emekçiler yönetiminin düşük ücret politikasına ve psikolojik baskılarına karşı 2 ay önce Türk İş'e bağlı Teksif Sendikası'na üye oldu. Teksif nerede? Biz oradayız! Teksif nerede? Biz oradayız! Her geçen gün sayımız artmakta. İçeride gerçekten bir mobbing uygulaması var, psikolojik bir şiddet var. Arkadaşlarımızdan gerekçesiz olarak işte görev belgesi çıkartacağız diyerek sendikal olan arkadaşlarımızı tespit ediyorlar. Tam kapanma döneminde işveren izin belgesi adı altında E-Devlet'ten sendikalı işçileri tespit etti. Baskılar başladı. İstifa etmeleri istendi. Buradan da herkese sesleniyorum. Bizim artık toplu iş sözleşme yapma hakkına sahibiz. İşverenden de sağduyulu olmasını rica ediyoruz. Bizler içeride çalışan işçileri onun işçileri. Bizler de dışarıda atılan işçiler onun işçileriyiz. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı iddiasıyla toplam 26 emekçinin işine son verildi. Çünkü bizler işçiyiz. Biz burada patronumuzu mağdur etmedik. Oradan fabrikayı da taşıdık, geldik buraya kurduk. Biz buradan Çetin Bey'den bizimle anlaşmasını istiyoruz. Biz üretenleriz. Biz varsak zaten patronumuz var. Bizim sayemizde zaten ücret kazanıyorlar. Teksif Sendikası'na üye işçiler direniş ve mücadele çadırı kurarak işe geri dönme mücadelesi başlattı. Barıştan yanayız ama bu şekilde olursa anlaşma yoksa barışta yok. Sendika haklımız engellenemez. Öte yandan Teksif Sendikası'nın Çalışma Bakanlığı'na yaptığı yetki tespiti başvurusu 20 Mayıs'ta sonuçlandı. Bakanlık, işletmede Teksif Sendikası'nın çoğunluk sağladığını tespit ederek toplu sözleşme yetkisine sahip olduğunu taraflara bildirdi. Biz de hakkımız olan, anayasadaki hakkımız olan hakkımızı kullandık. Ama onlar da bir şekilde bize baskı yapıyorlar şu an. Dışarıdan eleman getirmeye, dışarıdaki fabrikalardaki elemanları ayartıp buraya eleman alıp takviye yapmaya çalışıyorlar. Teksif Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker de işsizleri yalnız bırakmadı. Ve toplu iş sözleşmesi yapmak için sonuna kadar direneceğiz. Bundan bir şüphesi olmasın. Eğer anlaşma yoluna gitmezse burası şenlik yeri olacak. Şenlik! Bilemek! Bilemek! Hatay'a gidelim. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir faaliyetlerini internet üzerinden sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı. Seyirciler uzun bir aranın ardından tiyatroyla buluştu. Hatay'da kademeli normalleşme süreciyle birlikte ücretsiz tiyatro günleri başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini bir süredir internet üzerinden sürdürüyordu. Şehir Tiyatrosu sanatçıları uzun bir aranın ardından Samandağ Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluştu. Meslek hayatımda ilk defa biri bana şiş köfte yediyor. Mehmet Baytur'un yazdığı Kadın İstasyonu adlı oyun salgın koşullarına uygun şekilde sahnelendi. Sanatçılar tiyatro severlerden büyük alkış aldı. Pazar akşamı bir trenle geri döneceğim. Oyunda iki kadının özgürlüğü keşfetmesinin ardından duyduğu mutluluk. Thank you.
Merhaba asker!